Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünümlerse. Her yarım aşktan hadi en baştan beni bütünümlerse. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Beni bir yaz yağmur sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Benim bir yaz yağmur sevda. Benim bir yaz yağmur sevda. Deli bir yaz yağmuru sevda. Yalnız ben kardeş isterim oğluma, onu baştan bir söyleyeyim sana hayatım. Ya benim gibi olmasın. Yani tek çocuk büyümesin, ben öyle büyüdüm ya. Kardeşleri olsun, annesi gibi. Birkaç kardeşi daha olsun, öyle büyüsün istiyorum. Acaba şimdi elimizdekini mi evrilsek Onur? İkinciyi sonra mı düşünsek? Aşkım ben sana baştan söyleyeyim de hazırlığını yap. Çünkü baba çok böyle kalabalık, geniş bir aile istiyor değil mi babacığım? Bak, bak bak, göz kırptı, göz kırptı. Tamam, düşünelim. Mesela bir tane kız çocuğumuz olsa, öyle hem tatlı olsa, hem huysuz olsa, hem kıskanç olsa, ama tatlı olsa, yani tıpkı annesi gibi olsa. Ben anladım, sen sürekli ağzıma bal çalıyorsun, sonra kaşıkla geri alıyorsun. Allah'tan bebeğimiz çok küçük de söylediklerini duymuyor. Yoksa sana çok kızardım Onur. Hayatım kız, sen kızınca çok daha tatlı oluyorsun ki. Aa, bak. Kıskançlığı demek ki annesine çekti. İki saniye bile paylaşamıyor tabii beni. Ya. Ya sen kıskandın mı? Aa, sabah sabah kim geldi acaba? Ne geldi ki acaba? Ne geldi dediğine göre biliyorsun. Belki de. İyi, hadi bakalım. Hadi bakalım mı? Nasıl yani, sormayacak mısın? Onur kim geldi, ne getirdi demeyecek misin? Dürtmeyecek misin beni, böyle zorlamayacak mısın? Yok, ters psikoloji yapıyorum. Belki merdivende dayanamayıp söylersin diye. Hadi. Sen çocuğu doğurunca bir değiştin. Ah. Pardon, Onur Sarı Hanım'ın evi mi? Evet, doğrudur. Kendisinin bir çocuk odası siparişi vardı da. Aa, öyle mi? Müsaadenizle. Tamam. Lale! Geç, geç. Lale, Onur! Buyurun, buyurun. Doğru mu bu? Doğru anneciğim. Ay. Aa, ay inanmıyorum. Bugün o çok beğendiğin oda var ya, onun siparişini verdim ama sana söylemedim. Sürpriz. İyi ki vermişsin, çok sevindim. Ay ben de dedim, ne ara yapacaklar çocuğunu. Ay Onur'um, canım benim, sağ ol. Ay Emir'in kıyafetleri yerleştirmek için sabırsızlanıyorum. O zaman ben de işe biraz geç giderim, size yardım ederim. Dümdüz karşıya. Tamam. Değil mi çocuğum? Evet, sağda.
Çok güzel oldu. İyi, evet. Güzel oldu. Ay pardon. Gel anne, gel. Gel anneciğim. Ay çok güzel ama. Çok güzel değil mi? Evet. Anneciğim beğenmenize sevindim. Annem de inşallah beğenir artık. Yani. Yani beğenmese de sonuçta zevkler ve renkler tartışılmaz. Bir de bizim beğenmemiz burada önemli olan, öyle değil mi öyle? Aynen. Biz de Emin'in eşyalarını yerleştirelim. Tamam, kahvaltı da bende. Tamam, size harika bir kahvaltı hazırlıyorum. Şerefler. Ay, nasıl mutlu oldular. Çok şükür. Güzel oldu ya. Bence de hayatım. Şimdi Emir bu odada büyüyecek. Eşyalarını böyle toplayacak. Uyuyacak, ders çalışacak. Evet, sonra büyüyecek, koca adam olacak. Bizi odasına almayacak falan. Böyle ergen tribine girecek, aşık olacak sevgilisiyle. Ben duymayayım diye şu köşelerde telefonla konuşacak. Yalnız var ya, olayı nasıl sevgiliye getirdin? Bir anda. Vallahi oğluma da rahat çok anlaşıldı. Kusura bakmasın Emir Bey, vallahi. Takipteyim. Eyvah eyvah. Yalnız aşkım fazla baskı isyan ettirir, söyleyeyim yani. Takipteyim yani, gözüm üstünde. Ya sen şu an böyle diyorsun ama Emir büyüdüğü zaman sen çok anlayışlı bir anne olacaksın, ben biliyorum. Ay olur muyum acaba ya? Her şey nasıl olur? Anne. Ay bir şey yapmıyorum evladım, öyle geldim oturayım dedim. Anne 10 dakika oldu okuldan gelelim, bir huzur ver ya. Tamam, ben sana huzur veririm de şey diyeceğim. Yemek hazırladım ben sana. Ne yaptım? Brokoli çorbası yaptım çocuğuma. Ben tokum, ben ne yemeyeceğim? Ne yedin ki okulda? Arkadaşlarımla hamburger yedim anne. Hamburger mi yedin? Çocuğum yanında ne içtin? Kola deme. Vallahi kola deme bana. Ben sana gözüm gibi bakıyorum evladım. Sen gidip böyle gazlı gazlı şeyler mi içiyorsun? Ayran de mesela. Ayran içtim de. Süt içtim anne. Tamam mı? Günlük süt. Ayran da olabilirdi aslında. Ay ben senin gözlerini yerim. Anne saçıma dokunma ya. Ah benim babası gibi çalışkan oğlum. Aferin benim çocuğuma. Bitirdin mi ödevlerini? Bitti anne, test çözüyorum, soru sorudayım. Aferin ama ben meyveleri getirdim sana test için yardımcı olsun diye. Önce onları yiyecektin, sonra testi çözecektin oğlum. Balık hapını da içmedin zaten. Anne testim de bitti, uyuyacağım artık. Ha, uyuyacaksın mı? O zaman ben sana güzel böyle ballı bir süt hazırlayayım o zaman. Anne ballı süt ne ya? Yeter, bir huzur ver, istemiyorum artık. Oğlum ne oluyor? Niye bağırıyorsun annene? Ya baba her şeye karışıyor ya. Ama anneyle öyle konuşulmazdı yani, değil mi? Babama kapıyı çalmadan odama giriyor, bebekmişim gibi davranıyor. Sürekli gözü üstümde, odamı karıştırıyor. Hep takipte ya. Of anne, kimse beni anlamıyor. Benim güzel çocuğum, en çok ben seni anlıyorum ama. Aşkım, biraz çocuğu rahat bıraksan, biraz nefes alırsan. Yani tamam, takip etme demiyorum, peşini bırak demiyorum ama yani yaparken belli etme ne yapacağını. Sürekli başında böyle böyle. Kız olsaydı görürdüm ben seni ama. Tamam hayatım, sustum. Haklısın, bir şey demiyorum. Hadi bakalım şu ödevlerini ne yaptı bu? Neye bakıyorsun aşkım yine? 2, 15. Yanlış. Bunun cevabı yanlış. Bu
doğru değil. Haydi, vallahi bunu hemen müdahale etmemiz lazım, bunu düzeltmeliyiz. Aşkım tamam, bu yanlış ama 9 tanesi doğru 10 sorudan. Ya bir şey diyeceğim, sen şey yap, git televizyonun üstüne yat, ben bu gece buradayım, bu testi çözeceğim. Aşkım, daldın? Ay yok ya, bu çocuk büyüyünce böyle bana bağırıp bağırıp kapıları çarparsa ben ne yapacağım? Aşkım tamam, sorun yok, kapının altına o kapı stoperleri var ya, onlardan koyarız, çarpamaz. Çok komik olur. Ya tamam hayatım, bak şimdi Emir şu an bebek. Biz biraz onun tadını çıkaralım. Emir şu an konuşamıyor. Emir derdini anlatamıyor. Tamam mı? Her şey şu an senin ellerinde. Sen yönlendiriyorsun yani Emir'i. Evet, her şey benim elimde. O yüzden Junior Lale yapacağım onu. Hah, işte Junior Lale olmuyor o. Şimdi Emir olunca hani olsa olsa o Junior Onur olur o. Anladın mı? Ben bir kadın kadar anlayışlı olması için söylüyorum. Erkek de anlayışlı oluyor. Kadın kadar olamaz. Bakacağız. Çocuklar. Ay çok güzel olmuş çocuklar. Ay ellerinize sağlık. Hep böyle mutlu olun ne olur. Ay harika olmuş. Hadi kahvaltı hazır. Bak senin için de sütlü bir şeyler hazırladım yani. Tamam mı? Tadı çok güzel olmayabilir ama çok besleyici. Sakın içmem deme. İçmez olur muyum ya? Hadi yürü içelim. Başım çatlıyor be. Neredeyim lan ben? Günaydın kocacığım. Nilüfer, ne yaptın bana? Ya ne yapacağım Kurtuluş? Ay sanki ayakta duracak halim vardı da. Ha. Belki hani gururumu koruyamamış olabilirim ama en azından... Ya ben senden konuşmuyorum zaten Nilüfer. Aa, Kurtuluş. Kocacığım. Ha. Kurtuluş, özür dilerim. Özür mü dilersin? Kurtuluş, vallahi istemeden seni kırdım ya. Bak bana da her şeyi Nergis anlattı. Ona da Samet anlatmış. Tamam mı? Yani çok pişmanım yaptığıma. Pişman mısın? Ha, vallahi çok pişman. Ay seni aramadığım yer kalmadı. Telefonlarıma da cevap vermedim. Meraktan çatladım Kurtuluş. Kurtuluş. Ha. Kocam. Sen bana küstün mü? Tamam Nilüfer, konuşmuyorum seninle, tamam. Ay sen bana naz mı yapıyorsun? Ay aman da aman. Ay ben ne yapsam da acaba kocamı kendime affettirsem ha? Acaba ne yapsam Nilüfer? Kurtuluş. Kurtuluş. Ay. Ay buldum. Ne buldun dedim? Bak aklıma ne geldi? Ne geldi? Sana diyorum şöyle sağında sucuklu yumurta. Kızarmış ekmek, yanına da tavşan kanı bir çay. Tavşan kanı? Ha. Vallahi Nilüfer var ya hani kocanı nasıl ikna edeceğini biliyorsun ha. Ay bilmez miyim? Oh, beni affettin değil mi canım kocam? Bilmiyorum, bilmiyorum. Önce bir şu sucuklu yumurtayı bir yiyelim bakalım, ondan sonra karar vereceğim. Affettim mi etmedim. Edersin, edersin sen. Dayanamazsın kırına. Oh. Tamam Nilüfer, tamam. Anacık, günaydın diyeceğim ama bakıyorum ki gün aymamış. Aymamış, aymıyor yavrum, aymıyor. Ne oldu ya? Babam nerede, anne? Şöyle anlatayım hayatım. Babacık ceza sahası içinde 10 kusurlu hareketten birini yapmak suretiyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Nasıl yani? Ne yaptı ya? Şöyle açıklayayım ben sana güzel kızım. Şimdi aile olmak ne demektir yavrum?
Yavrularım ne demek? Birlik olmak demektir değil mi? Birlik olmak, beraber olmak demektir. Her koşulda ve her durumda birbirini kollamak ve birbirine karşı dürüst olmak demektir. Ne yani? Babam şimdi bunları ters düşecek bir şey mi yaptı yani? Evet kızım, maalesef. Uu. Ya hadi oradan be. İnanmıyorum ben size yani hiç. Bence yine bir işler karıştırıp yalan söylüyorsunuzdur. Allah Allah, tabirlere bak. Yalancı mıyız biz? Lütfen. Biz de şoktayız kelebeğim. Başımıza bunun geleceğini biz de bilemezdik. Şu anda yeni yüzleşiyoruz biz bu durumla. Ya babacığım bir kere öyle bir şey yapmaz ya. Kim bilir ne istediğiniz adamdan da yani. O sizi reddetti. Hemen kendinizden olmayanı dışlayın ya. Vallahi siz bilirsiniz. Babamı dışlayan, bu evden gönderen beni de gönderir. Beni de gönderin o zaman bu evden siz yani. Yavrum bir dakika. Ne oluyor şu anda? Hayır, bu konunun seninle ne alakası var çocuğum? Bir kere bu bizim aramızda. Öyle mi? Sizli bizli mi oluyoruz yani şimdi? Ayrımcılık mı oluyor aramızda kaynana? Hayır. Bir dakika. Müdahale ediyorum şu anda. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermek istemem. Şimdi hayatım, senin şekerin birazcık düşük. Biz diyorum ki kahvaltı yapalım, o şeker seviyesini birazcık yükseltelim ki salim kafayla kahvaltı sofrasında bu konuyu istişare edelim diyorum. Evet, lütfen. O zaman buyursunlar. Ay ne oluyor şu anda? Ben onların hayatı çatır 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 çatırdasın diye uğraşırken benim ailem çatır diyor resmen. Resmen ailem çatır diyor şu anda, seslerini duyuyorum. Benim derhal bir şey yapmam lazım. Evet Betül, benim derhal bir şey yapmam lazım. Ay hemen Yıldız Hanım Cem'i olanları andım, onu uyarmam lazım. Efendim? Ay Yıldız Hanım Cem, günaydın. Dün akşamdan beri içim yiyor. Ne oldu? Songül Hanım'a giden mektubu Betül Hanım göndermiş. Ne? Ay sanki ben de niye şaşırıyorum ki acaba? O sinsi şeytandan her şey beklenir. Dün akşam o kadar sinirliydi ki Şadi Bey'le tartışıp onu evden gönderdi. O derece yani. Evet. Yeni bir plan içerisinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden hemen size arayıp haber vereyim dedim. Artık ne yapacağını Allah bilir tabii. Teşekkür ediyorum Seher'cim. Çok versi. Yine bir haber olursa sen hemen beni ararsın, tamam? Hiç merak etmeyin, ararım. Fikret, ben bu Betül'ün saçını başını yolacağım böyle. Tek 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 yolacağım o saçları. Yine ne yapmış bu kadın? Songül Hanım'a sözleşmeyle ilgili giden mektubu kim göndermiş? Betül. Şimdi sen buna mı sinirlendin? Ay daha ne olsun Fikret? Bir de o sahte nikah duysa. Yani başka şeyler de yapmış mı diye birden aklıma geldi. Bu sefer çok ileri gitti. Çok ileri. Bu arada Şadi'yi de sinirlenip evden kovmuş. Ay sen o yüzden dün akşam Şadi'yle... Ama aşk olsun hiçbir şey anlatmıyorsun bana. Hiçbir şey anlatmıyorsun Fikret. Ama hayatım, yani neden kavga ettiklerini bana söylemedi. Söylemedi. Ben de bunu yedim. Ay neyse ne. Ben çıkıyorum. Betül entrika peşindeyken ben çocukları boş bırakamam. Gitmem lazım. Ayrıca şu halimize bak. Senin ailenden çocuğumu korumaya çalışıyorum. Ya olacak iş değil. Ama başaramayacaklar. Ben olduğum sürece kesinlikle amaçlarına ulaşamayacaklar. O Betül avcunu yalar o Betül. Ben ölmedim daha. Sağ ol benim. Afiyet olsun. Aa, anne hadi yine iyisin. Neyse'cim, ne konuşmuştuk biz seninle ya? Böyle şeyler demiyoruz değil mi? Sonra ben öğretiyorum sanıyorlar. Ya sende ne alakası var Baldız? O babasını koruyor değil mi babacığım? Evet. Evet. Yok vallahi bir daha bunun yanında kavga mavga etmek yok ha. Tövbe. Hadi anneciğim, hadi bitir kahvaltını hadi. Hadi abla biz de bir an evvel çıkalım da vallahi annem dükkana gitmediğimizi öğrenirse bizi mahveder. Ay ne yapayım ablacığım ya? Ay her şeyi idare edemiyorum ki yani. Ha? Bak açtığın şom ağzını arıyor. Efendim anneciğim. Nasılsın? Açtınız mı dükkanı? Açtık. Açtık anneciğim. Hatta şu anda dükkanın önündeyiz. Açıyoruz. Nasıl ya? Aşk olsun Nilüfer, bu saate kadar açamadınız mı ya? Siz batırırsınız 3 gün sonra bu dükkanı. Anneciğim ne yapayım ya? Yani Gülşah tuttur deyince kardeşimi göreceğim diye gitmeyeceğim okula dedi. Mızıklandı yani, ne yapayım? Neyse hadi açın dükkanı. Nergis'e de söyle vakit kaybetmeden buraya gelsin, tamam mı kızım? Erkek tarafı bütün burada, yalnız kalsın istemiyorum galiba tek başına.
Ben de bir şeyler alayım üstüme başıma. Günlerde aynı şeyleri giyip çıkarıyorum. Tamam anneciğim. Tamam söylerim. Heh, Lale'yi dök benim yerime. Selam söyle, tamam mı? Tamam. Hadi hadi çabuk olun. Açın dükkanı bir an evvel. Hadi. Ay ne var? Ne bakıyorsunuz öyle? Ben ne yapayım? Allah Allah. Gerçeği mi söyleseydim yani? Oh anneciğim. Oturduk vallahi mis gibi de kahvaltımızı yapıyoruz. Keyfimiz de çok yerinde mi deseydim Allah. İki dakikada soluğu burada alır da. Allah doğru diyorsun Nünüm de. Şu kıvrak zeken yemin ediyorum beni bile şaşırttı onu diyeyim yani. Ne yapayım körle yatağa şaşı kalkarak. Anne o ne? Bir şey demek değil teyzeciğim. Sonra konuşuruz biz. Ne dedi anne? Ablacığım şey dedi. Ben de eve gideceğim üstümü değiştireceğim. Nergis gelsin ablamı yalnız bırakmasın damat tarafı. Tamam ablacığım. O zaman Nünüm hadi bir an önce yiyelim de anne ışınlanmadan uzayalım biz. Uzayalım. Hadi hadi. Hadi. Anne üstünü değişsene. Aşkım görüşürüz. Görüşürüz. Hayırlı işler. Sağ ol. Anneciğim ben çıkıyorum. Bir şey istiyor musunuz? Ha, Onur. Ay dur oğlum. Şey evde bir takım eksiklerim var alınacak mutfak için falan. Nasıl yapacağız onları? Ay yok anneciğim siz hiç zahmet etmeyin. O işleri Samet hallediyor. Ha. Yalnız ne eksik ne gedik hani bir liste yapabilirseniz bana mesaj atarsınız. Ben Samet'e söylerim. O halleder eve getirir yani. Tamam öyle yaparım ben. Ay ben bakayım. Dur 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 dur. Hadi siz vedalaşın. Tamam. Hadi. Aşkım ben gitmesem mi acaba? Biraz daha mı kalsam ya? Ay saçma mı istersen? Ama siz hep birliktesiniz. Özlüyorum. E biz de seni özlüyoruz tabii. Yani ben düşünüyorum da bayağı koca olmak için, baba olmak için doğmuşum yani de işte fark edememişiz durumu yani. Fark ettirene bakacaksın. Ya tabii orası da öyle. Neyse hadi gideyim ben o zaman. Hayırlı işler. Sağ ol aşkım. Oğlum bekliyor ama. Tamam gittim. Anneciğim günaydın. Günaydın oğlum. Hoş geldin. Bu kadar erken saatte geldiğine göre torun bir başka oluyor herhalde değil mi? Tabii torun bambaşka bir şey ama ben sizi de merak ettim. Nasıl her şey yolunda değil mi? Bir sıkıntı yok. Biz de her şey yolunda anneciğim de. Sen de yolunda değil gibi bir sıkıntı mı var? Onur ben senin bu yengenden fevkalade korkuyorum artık. Yapabileceklerinin sınırı yok. Yine ne yaptı anneciğim? Songül Hanım'a sözleşmeyle ilgili giden mektubu Betül yollamış. Hiç şaşırmadım ya. Onlar da ipin ucunu iyice kaçırdı ama artık ha. Miras için her şeyi yapar. Bu arada amcanı da evden kovmuş sinirlenip yazık. Ne diyorsun ya? Hay Allah. Yani bizimle uğraştıkça kendi ailesinin huzuru kaçıyor bak. Bu arada Allah'tan sen konuştun da Lale ile şu sözleşme meselesini vallahi rahat ettik yoksa bizim huzurumuz kaçacak. Evet anne onu yani sen şimdi artık bu konuyu daha fazla düşünme. Yani kimseye de bahsetme sakın ha. Yok yok bahsetmem sen merak etme. Kötülükte bir yere varılmıyor görüyorsun değil mi? Varılmıyor da sen çok dikkatli ol yavrum. Bu kadın çok tehlikeli. Ne yapacağı hiç belli değil lütfen. Tamam hadi sıkma canını konuşuruz. Tamam bir tanem. Tamam. Haydi hoşça kal. Hadi görüşürüz. Tane. Görüşürüz bir tanem. Onur Bey, Emir nasıl? Çok iyi Samet. Vallahi Emir'den bahsedince nasıl neşeniz yerine geliyor? Vallahi babalık çok farklı bir duyguymuş yani. Darısı başıma artık. Ya Onur Bey, siz çok güzel bir aile oldunuz. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Amin Samet, sağ ol. Benim bu konuyu bir an önce halletmem lazım. Yani biraz tabii sizin şeyinize, zevkinize uygun değil ama çocuklar beğenmişler. Yani tabii biraz sıradan olmuş ama güzel. Güzel yani. Önemli olan sizin beğenmeniz zaten. Evet, çok beğendik. Bir de çok güzel sürpriz yapmış Onur. Beraber beğenmişler bunlar. Ondan sonra sabah kapı çalınıyor. Lan dedim ne bu böyle? Bir açtım ki bayağı getirmişler servisten, mobilya servisinden.
Ay canım benim Emir'im. İsterseniz Emir'i daha fazla rahatsız etmeyelim de içeride sohbetimize devam edelim. Hadi siz geçin. Neden? Yani çocuğun etrafında öyle toz gürültü olmaz. Yok, kulağı da duymaz o kadar. Ay niye duymasın ayol? Duymaz olur mu? Yani çocuğun kulağı yok mu? Var. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Siftah sizden, bereketi Allah'tan. İyi günler. Hoşça kalın, buyurun, buyurun. Kurtuluş, hadi gel kahven soğuyor. Tamam yavrum, geldim. Ya evde de konuşamadık seninle ama maşallah kızımız kayıt cihazı gibi ha. Her söyleneni böyle kaydediyor, bir de unutmuyor. Bak artık onun yanında böyle tartışmayalım, kavga falan etmeyelim Kurtuluş. Vallahi bu özelliğini benden almadığı kesin. Beni biliyorsun nenem, ben unutmamla meşhurumdur. Lap diye unuturum yani. Ayrıca kızın yanında ben kavga etmiyorum, sen kavga ediyorsun. Ay tamam canım, söyledik. Ay unutma sen. Ha? Tamam yavrum, tamam, tamam. Şimdi bir şey diyeceğim. Sen bu tazminatla ne yapmayı düşünüyorsun Kurtuluş? Bana bak. Ay yok. Ay sen bir gecede o parayı yemiş olamazsın değil mi? Yemedin değil mi Kurtuluş? Yedim, yedim nünüm. Hepsini yedim. Eğer biraz daha böyle devam edersen yemin ediyorum kendimi de yiyeceğim, seni de yiyeceğim. Yeter be. Ay tamam. Kızma kocacığım. Aa, yani ben hani sen dün geceyi hatırlamıyorsun ya, ondan şey ettim. Ondan şey ettim yani. İşte şöyle ol Nilüfer biraz. Yani bundan sonra ben ne diyorsam o. Yani benim dediklerime, söylediklerime inanacaksın. Yahu ben sizin için yapıyorum bunları nünüm. O kadar, tamam. Ay tamam. Tamam kocacığım, kızma. Geceleri uykusu nasıl Lale'cim? İyi vallahi, gündüz gibi sakin. Henüz geceyi gündüzü ayırt edemediği için. Ona her gün. Ay evet, ben unutmuşum. Geceyi gündüz ayırt edemez tabii. Ay yok, geçmiş zaman işte, tabii sizde pratik çok. Tabii. Ben çocuklarımı kendim büyüttüm, kendim emzirdim, kendim yetiştirdim. Dadısı zor olmadı mı? Hayatta kolay olan ne var ki Allah aşkınıza? Ama ay, ne yalan söyleyeyim, ben Lale'de çok rahattım. Lale aynı Emir gibi. Aynı huyu, pırıl pırıl maşallah. Şey çok fenaydı. Nilüfer sana hep deyip dururum ya. Ay iyi ki Nilüfer'e benzemedi diye. Nilüfer bir kolikti. Ne koliği? Alkolik. Ay o kolik kolik. Ay siz bayağı turist gibisiniz. Şey, gazlı çocuklara denir ya. Ay ben hiç duymamıştım. Onur çok usluydu. Ne beni ne dadısını hiç üzmez. Özellikle dadısı çok memnundu Onur'dan. Fikret'in tabii o zaman çok yoğun seyahatleri olurdu, iş seyahatleri. Beni de hep yanında isterdi. Ben de tabii Fikret'le beraber giderdim o yolculuklara. Tabii artık o mu sizi yanınızda isterdi, siz mi onun yanından ayrılmazdınız? Çünkü evlilik gemisini sürdürmek kolay değil, değil mi? Batırmadan batırmadan. Şey ya, biz Onur'la seyahat bizim için zor olur. Yani Emir'i falan bırakamayız burada. Yani tabii aslında böyle düşünmen şu an normal ama 3-4 ay sonra mesela ben emzirmeyi bırakmıştım. Çok rahat etmiştim yani seyahat konusunda da. Ay ne kadar az emmiş. E peki dadının ne zaman sütü kesildi? Onur kendisi bıraktı, istemedi. Ha. Biz zorla kesmedik yani. Ama olsun, siz de ısrar edebilirdiniz. Çünkü erken bir şey. 3-4 ay ne demek canım? Ben zorlamadan yana değilim Soygül'ümce. Ama tabii yurt dışından çeşit çeşit çok besleyici özel mamalar getirttim. Hiç bilemiyorum vallahi. Anne sütünün yerini tutar mı bilmem. Vallahi tutar mı tutmaz mı bilemem ama oğlum takdir edersiniz ki aslanlar gibi maşallah Onur'um benim. O konuda haklısınız, gerçekten tutmuş yani. Ama en çok ben emziğe alışınca rahat ettim. Özgürlük alanı açıldı bana, gerçekten çok rahat. Sen de alıştırırsın, iyi olur. Ya ben şey, emzik herhalde 2 yıl falan kullanmam. Yani emziririm. Ay ya, ben çok sıkıldım bu emzirik mevzularından. Ay vallahi sütüm geliyor, siz istediğin kadar emzirik kızım. 2 yıl, 3 yıl ne kadar istersen, ben kaçıyorum şimdi. Siz buradasınız değil mi? Evet evet, buradayım. Hah, harika. O zaman ben bir gidip geleyim. Zaten Nergis de uyuyacak yavrum. Tamam anneciğim.
Ay vallahi ne güzel sizin de böyle çoluk çocuk kalabalık olmanız. Harika. Gıpta ediyorum inanın. Yani kızlarınızla aranızdaki o bağ, o dayanışma takdir aşağıya. Tamam, teşekkür ederiz. Heh. Sağ olun. Fıstık, sen şimdi yapacaklarını unutma Allah aşkına, tamam mı? Hoşafını içiyorsun. Gaz için de öbür benim hazırladığım çayı içiyorsun. Emel'in de göbek bağını yağlayacaksın biraz. Ay sen bunların hepsini yapamazsın. Yarım saat sonra da süt vermen lazım. Ben durayım da ondan sonra şey yapacağım. Yok anne ya, olur mu öyle şey? Hallederim ben zaten, her şey sıralı. Tabii. Biz Lale kızımla her şeyi hallederiz, siz merak etmeyin. Ha, Şerife yoktu o yüzden şey yapamadım. Tamam anne. Tamam hadi. Hadi sana emanet. Hadi hoşça kal. Siz de. Ay. Ya Nünüm şey diyorum be. Şu Samet'le açtığımız etçiyi biz kıvırdık gibi ha. Annem bile beğendi, öyle kolay kolay beğenmez biliyorsun. Yani eksik olmasın anneciğim de, sağ olsun da. Ya öyle bir terslik oldu işte, yani ne yapalım? Nünüm bir şey diyeyim mi sana? Yemin ediyorum hayatımda ilk defa bir işin ustası gibi hissettim kendimi ya. Demek ki beni seviyorsun ya, ondandır. Kız hemen sulandırıyor onu. E tamam. Madem dükkan açmaya karar verdin, kafanda öyle bir şey var, Samet'siz olmaz. Bak o çocuk sana zor gününde yardım etti ha, yanındaydı hep. Yavrum ben de öyle diyorum, Samet de olsun istiyorum zaten ama Samet yanaşmıyor. Ya önce bir düşünürüm dedi, ondan sonra bu valideye verdiği söz yüzünden işte. Ne sözü be? Ya Onur Bacanak valideyle Samet'i barıştıracağım dedi. İşte valide de yani Nergis'in yanına sokulmazsan, öyle etrafında dolanmazsan affederim demiş. Bu salak da tamam demiş. Ha şu annemin yaptığına bak ya. Ay vallahi Samet'e de üzüldüm şimdi. E ne yapacağız şimdi? Ne bileyim bunu. Ay acaba şey mi yapsak? Ha. Ya sen bir daha Samet'le konuşsan mı ha? Konuşayım da ne konuşayım bunu? Ya dur. Siz şimdi o dükkanı kapatmadan önce bir tane araba malzemeler boşa çıkmıştı yani. E biz şimdi öyle de böyle de dükkana malzeme alacağız, araba almamız lazım. Diyorum ki sen Samet'ten bunları bir para karşılığı satın al. Bir kısmını ödersin. Geri kalanını da böyle çalışır, beraber peyderpey öderiz ha. Nünüm iyi fikir ha. Aferin kız. Bak onu oradan. Ne oldu? Beraber çalışırız mı dedin mi? Evet. Kız. İkimiz beraber aynı yerde iş mi yapacağız seninle ha? Allah! Vallahi ben onu bunu anlamam yani. Ben söyleyeyim, babam bu akşam eve dönmüyorsa ben de dönmüyorum yani. Hayatım böyle inatlar olur mu ama ben de dönmüyorum neymiş lütfen. Az önce bak ne kadar güzel neşen yerindeydi. Her şey yolundaydı yemek yerken. Daha mideden bağırsağa geçmedi. Daha sindirmeden öfke nöbetleri ama. Ayrıca anacık benim, babacık benim. Onların arasındaki ilişki sana ne oluyor hayatım? Sana ne oluyor ne demek ya? Sen de anan gibi ayrımcılık mı yapmaya başladın yani? Tamam, yapmıyorum ayrımcılık falan. Tamam, ben anneciğimle konuşup bu konuda gereken iknayı sağlayacağım. Ah babam, baba sağla yani. Ah babam, kim bilir ne haldedir ya şu an. Sanki kendi babası, babaysa benim babam. Ya, ben bir babamı arayayım, başına bir şey gelmiş olmasın? Hayatım, babamın başına ne gelecek? Babam annemden ne kadar uzaksa o kadar güvendedir zaten, rahat ol. Ne yaptı bu adam acaba size ya? Hayır, ne yapmış olabilir yani? Erol bak söz verdin, ikna edeceksin tamam mı anneni? Hem ben babamdan uzak kalamam yani. Bebişlerimiz de dişlerini özledi. Hemen. İlk defa duyduğum şey, nasıl bebişler de dişleri özlemiş? Onların şuuru yerinde değil daha. Acaba nereden biliyorlarmış da dedelerini özlemişler? Nasıl anlaşıyorsunuz siz aranızda? Morse alfabesiyle mi? Üç kere kısa, iki kere uzun mu vuruyor, bu mu? Sen geç dalganı ya. Vallahi sen geç dalganı yani. Anneyim ben, anneyim. Hissediyorum herhalde. Mesela şu anda çocuklarımız sana acayip derecede uyuz oluyorlar. Hayır, mümkün değil böyle bir şey. Hayır, lütfen. Öyle güdümleme evlatlarımı benim. Onlar bana ancak hayranlık duyabilirler. Lütfen ama. O zaman git salep al. Tarçınlı olsun, bol bol. Evlatlarından konuşurken salebe nasıl geldin? Tarçınlı olsun, bol bol. Biraz daha konuşmayı devam edersen tarçınlı salepten çiğ köfteye geçişime şahit olacaksın. Bir kelime daha etme. Yoksa inanırım. Efendim kızım.
Babacığım, al babam ya. Ne oldu, göndermişler sizi? İşte annenle birazcık tartıştık yavrum. Boş ver. Kim bilir yine ne şeytanlık peşindeydi acaba? Ya ne oldu peki, neredesiniz şu an? Ben amcanlara gidiyorum kızım. Merak etme sen beni. Nasıl merak etmeyeyim baba ya? Nasıl merak etmeyeyim yani? Nerede kalıyorsunuz? Otelde. Otelde mi? Yok artık yani. Yok artık baba. Öyle şey mi olur ya? Vallahi bak ben söyledim zaten Erol'a. Babam yoksa ben de yokum dedim. Öyle mi dedin kızım? Sağ olasın. Ama demesen öyle şeyler. Nasıl demeyeyim babacığım ama? Nasıl demeyeyim? Vallahi kendileri bilirler. Sizi istemeyen beni de istemesin yani. Erol dedi ben annemle konuşacağım diye akşam. İnşallah konuşur hallederler. Siz de gelirsiniz yani evimize. Huzurlu huzurlu yine birlikte olursun. İnşallah kızım. İnşallah. Görüşürüz. Bu kız ne iyi bir kız ya. Bu kız ne kadar tatlı bir kız ya. Ya kendi kızım olsa, o da Betül'den olsa bu kadar sever miyim bilmiyorum. Oh! Ay evim evim, güzel evim. Ay ne çok özlemişim. İnsanın kendi evi gibisi yok canım. Vallahi saraylara değişmem. Ay kokusu bile başka. Ay. Vay. Buradan görünüş gayet iyi. Aa tertemiz. Ayol zorunuz bana mıydı? Hep böyle olsaydınız ya. Yok artık. Oo! Ayol ben hiç olmasam mı buralarda? Harika. Bir de yukarı bakayım. Ne içiyorsun Lale'cim? Ayva kompostosu. Siz de ister misiniz? Getireyim mi? Aslında iyi olur. Yanına da böyle bir dilim kek ya da pasta varsa çok memnun olurum. Tamam, hemen getireyim. Anneciğim, annem güya bana yardıma geldi. İki dakika oturamadım valla. Ah Emir'cim bir tane uyandın mı sen? Ah kıyamam ben sana. Dur şimdi annen gelecek, bir tanem benim. Anneciğim Emir'e bakar mısınız? Geliyorum hemen. Bakıyorum kızım. Ama bak ağlam ağlam. Bak annen gelecek şimdi bir tanem. Karnım aç acaba. Tatlım. Getirdim. Ay. Hemen ilgileneyim. Karnı aç değil değil mi? Yok yok. Aslında tok ama. Altını da değiştirdi. Evet. Allah Allah. Tamam. Anneciğim tamam. Sustu. Ama öyle çok kucağa alıştırmasanız daha iyi olur aslında. Yani neden dersen kendi kendine de susmaya alışması lazım. Ama böyle ağlarken bırakacak mıyım beşikte? Yok. Onu şöyle sistematik bir biçimde organize edip kim zaman yatağında kendi kendine susmasını sağlamak daha iyi. Yani yoksa ileride sen de zorlanabilirsin. Ağırlaşacak çocuk sonuçta. Ya şey annem hep şey dedi yani bana. Öyle mutsuzluktan, açlıktan değil de annesinin kokusunu bir özlermiş, ihtiyaç duyarmış. O yüzden aldığı zaman ara ara almak lazım dedi. O yüzden yani. Disiplin çok önemli. Tabii ben sizin için söyledim. Çok teşekkürler, çok düşüncelisiniz. Ama bana hiç yük olmuyor böyle, iyiyim. Kapı. Aa, evet, kapı. Hoş geldin tatlım. Hoş geldin Nergis'ciğim. Merhaba. Tam zamanında. Ay, teyzeciğim. Ben sana şeyi, Emir'in odasını göstereceğim. Ha, mobilyalar mı geldi? Gelmişse göstereyim mi Nergis, hadi. Pardon.
Annesine de laf söyletmiyor. Annem öyle dedi, böyle dedi. Hiç laf söyletme sen annene. Hayır. Biz onun yetiştirdiklerine bak. Bir de benimkine bak. Dalyan gibi, aslan gibi maşallah. Abla ne oldu? Şimdi dedi sana. Hayır ya, demedi de yani. Yok işte emzik kullanacakmışım, kucağa alıştırmayacakmışım. Allah'tan annem duymadı var ya. Yemin ediyorum birbirlerine girecekler diye ödüm kopuyor. Ya, sakin ol abla, tamam. Neyse, sıkıldı zaten, kalmaz daha fazla. Ben bakarım ablama da yeğenime de. Hadi. Bak, beni yanlış anlamanı istemiyorum ama... annenle konuşabildin mi? Evet, konuştum. Ne oldu peki? Ne olur hallettim de. Her şey o kadar güzel gidiyor ki. Hiç gerilmek istemiyorum. Merak etme, hallettim. Ya gerçekten mi? Çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum canım. Artık gerilme sen de. Tamam mı? Kapatalım bu konuyu, geçmişte kalsın. Tamam. Kapatalım. Ay, Umur çok mutluyum. Hafta sonu evleniyoruz. Her şey yoluna girdi. Daha ne isterim ki ben ya? Lale ona yalan söylediğimi öğrenirse çok üzülür. Ama o zaman için doğru olan buydu. Ne yapacağım ben? Dayıcım, ne yapıyorsun? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ne olsun, holdingdeyim, çalışıyorum. Lale ile Emir nasıllar? İyiler dayı, onlar da iyiler. Dayı, müsait misin, biraz konuşalım mı seninle? Apollo, biliyorsun senin için her zaman müsaitim. Hayırdır oğlum? Dayıcım, yüz yüze konuşsak daha iyi olacak. Ha, nasıl yapacağız? İstersen şirkete geleyim. Tamam, süper olur. Yani aslında ben de gelirdim, dışarıda buluşurduk ama inan burası çok yoğun, kıpırdayamıyorum yani holdingden. Tamam, olur. Ben hemen çıkıyorum o zaman. Tamam, bekliyorum. Bay bay. Şunlardan alayım. Aa, ben dedim bir şey kalmadı. Alırım. Bunlarla idare ederim şimdilik. Ay. Şunu da alayım. Ay, olmadı, bir daha döner alırım. Şimdi de sandıktan birkaç şey götüreyim. Hatta oyalanırız. Mesela bu. Nilişimin benim Pati. Ne güzel kızım. O da saf, o da saf işte benim gibi. İnşallah Gülşah ona benzemez. Bu da onun da. Ay, annem benim. Bu Nergis'in. Tabii Nergis de az daha saflaşıyor da onu döndürdük. Ama hala gözüm üstünde. Sanırım. Ay, işte lalem, işte medar-ı iftiharım. Oh be, işte sen yakaladın Lale. Ay, Onur seni hiç üzmeyecek, hep mutlu edecek. Ne güzel. Bir de derler, annelerin kaderi kötüyse kızların da öyle olur diye. Bak, halt etmişler onlar. Onur hep mutlu edecek onu. Ah, lalem benim. Sandığı aldık. Aha, işte böyle. Büyük yıldırım harekatından sonra elde avuçta az şey kaldı değil mi? Yıldırım efendi. Hayalet yıldırım. Hayaletsin sen.
Erkek çocuk başımın etini yemiştin bir zamanlar. Erkek çocuk, işte erkek torunun oldu. Neredesin? Neredesin ha? Bugün o torunun sorsa dedem nerede diye, yok. Hiç sana söyleyecek lafım yok. Bugün zaten bir gel sen de, ben bir o tek başıma konuşmalarını, intikamını senden bir alsam yatırım. Bir alsam yatırım. Hayalet. Hayalet yatırım. Ay abla, o da çok güzel olmuş ya. Evet Nergis, benim de içime çok sindi. Ne şanslısın. Çok şükür. Efendim aşkım. Aşkım ne yapıyorsunuz? Çok özledim sizi. İyi, biz de seni özledik babası. Emir ne yapıyor? Emir çok iyi, dur. Tutsana. Babam, üzmüyorsun değil mi anneyi? Yok, hiç üzmüyor babası. Aferin benim oğluma, koçum benim. Ay neredeyse unutuyordum. Alışveriş listesi göndereceğim sana Onur, tamam mı? Tamam hayatım. Ben sana onu soracaktım zaten. Hemen mesaj atarsan bana, ben de Samet'e göndereceğim. Samet'i alıp eve bıraksın, tamam? Tamam peki aşkım. Seviyorum sizi. Biz de seni seviyoruz. Babam, görüşürüz. Uyu ya. Alo Samet, nerelerdesin? Samet'i duyunca da bir saç baş düzeltmeye başladın. Aa yok canım, öylesine. Vallahi ister kabul et, ister etme, sen Samet'e aşıksın Nergis. Değilim abla. Hı, tamam değilsin, peki. Hadi kabul edelim, değilsin. Şadi, senin bu Betül iyice zıvanadan çıktı ha. Yani Yıldız'ı zor zapt ediyorum, vallahi de billahi. İyi ki yalnız o mektup olayını biliyor. Bir de sahte nikah planladığını duysa, senin de bunu engellediğini duysa, Allah! O zaman yengeme hiç tutamazdık abi. Abi ben bu Betül'ün bu dalaverelerinden, bu kötülüklerinden, bu fitne fesat tohumu ekmelerinden falan çok sıkıldım abi ya. İyi de Şadi, ne yapacaksın? Bu saatten sonra boşanacak değilsin ya. Bu da senin çilen. Dolmayan çile. Bak, Betül bu sahte nikah olayından sonra seni sağ bıraktı ya, yat kalk buna dua et sen. Doğru söylüyorsun abi. Bak bu saat oldu, hiç arıyor mu? Beni bir tek düşünen Filiz zaten. Güzel kızım benim. Yolda gelirken aradı, nasıl merak etmiş. Babacım diyor, sen yoksan ben de yokum diyor. Ah Şadi, senin de yüzün bir tek bu gelinden dolayı güldü ha. Erol'la konuşmuş. Erol, annemle konuşacak. Akşam yemeğinde seni evde görmek istiyorum babacım dedi. Kız bizim aileyi bir araya getirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor abi. Ben şimdi bu kızı nasıl onlarla bir arada bırakayım ya? Heh. Yani eve dönmek lazım ama Betül'ün de beni eve alabileceğini hiç zannetmiyorum. Öyle deme vallahi. Filiz gerçeği var, o biraz kolay değil. Hmm. O da doğru. Ya bir şey diyeceğim Şadi. Yani bak burası da senin evin. Öyle otelde kalmak olmaz. Gel burada kal ya. Yok abi, ben hiç rahatsızlık vermeyeyim size. Şimdi Betül de iyice çıldırmasın. Dur. Efendim Yıldız Hanım. Ne var ne yok Şerife? Şadi Bey geldiler. Fikret Bey'le kahve içmekteler. Siz nasılsınız? Torununuz Lale Hanım nasıllar? Gayet iyiler Şerife. Orada neler oluyor Şerife? Vallahi burada bir şey yok da Betül Hanım'la Şadi Bey karışmış herhalde. Betül Hanım sizi karıştırmaya çalıştıkça kendisi karışıyor vallahi. Benim ailemi dağıtmaya çalıştıkça kendi dağılıyor işte. Çok doğru söylediniz Yıldız Hanım. Size bir şey söyleyeyim mi? Allah sizi seviyor gerçekten. Yani şu elinize geçen fırsata bakar mısınız? Ne fırsatı Şerife? Betül Hanım'dan intikam alma fırsatı Yıldız Hanımcığım. Şöyle ki, ben sizin yerinizde olsaydım Şadi Bey'i ne yapıp ne edip kesinlikle evine göndermezdim. Hatta ve hatta Filiz Hanım'ı kendi cepheme çekerdim. Biliyorsunuz ki kendisi Şadi Bey'e pek düşkün. Ay evet, haklısın Şerife. Böylece Erol'la Filiz'in de arası açılır. Şu an intrika düşündüm, çok şaşkınım. Yani. Şerife,
Benden yüklü bir ikramiye kazandı. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Yıldız Hanım. O zaman ben burada hiç oyalanmayayım. Oraya geleyim. Sen de yalnız buraya gel. Burayı da boş bırakmamak lazım, biliyorsun. Haklısınız Yıldız Hanım. Hemen çıkıyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Ay sen ne fena bir kadınsın Şerife. Ne fenasın. Ay ama ne yapayım yani? Üst üste de sürekli ben böyle kendi ekmek yediğim eve ihanet edemem ya. Arada bir iyilik yapmak lazım değil mi? Günahlar hafiflesin. Oh. Ay böyle minnacık bedenden bu koku nasıl sızıyor? Hem de günde 5 defa benim aklım ermiyor Nergis. Normal miymiş peki? Ya normal diyorlar ama günde 5 bence çok fazla ya. Çok tatlı ama. Evet. Lale'cim, rahatsız ediyorum ama. Estağfurullah, buyurun. Lale'cim, benim bir eve kadar gitmem gerekiyordu. Acaba anneni mi beklesem yoksa? Ha, yok yok, yani siz gidin zaten emzirdim, uyuyor. Bir süre zaten uyanmaz, Nergis de var. Yani gidebilirsiniz. Tamam ama konuştuklarımızı annene de anlat ki seni zor durumda bırakıp gittiğimi düşünmesin. Yok yok, söylerim, merak etmeyin. Ben sizi geçireyim. Ay yok. Rica ederim. Sen kal burada, ben giderim. Hoşça kalın. Hoşça görüşmek üzere. Çocuğu uyandırmadım işi. Hoşça kalın. Ay bu ne düşünce, ne kibarlık. Vallahi ben de anlamadım ya. Sabah iltifat, akşam eleştiri. Yani çok dengesiz bir ruh halindeyiz. Gününüze de şükür abla. Evet evet, vallahi nereden nereye? Vallahi maşallah, de maşallah. Anneciğim hadi altını değiştirelim, hadi. Ay şu miras işi bir an önce sonuçlansa da, hallolsa da bir rahatlasam. Diken üstündeyim yani. Ay kimleri alttan alıp kimlerle muhatap olmak zorunda kalıyorum. Ama Emir'in bir tane, bir tane aşkım benim, o bir tane. İyi hoş da yani bizim önce bir ev tutmamız gerekmiyor mu ha? Yavrum tamam evi tutalım da hani... Yani dükkanı açmadan böyle parayı bölmeyelim, sonra evi tutacağız, kirayı ödeyemeyeceğiz, bir anlamı yok. Haklısın. Ya Nünüm... Şey diyeceğim... Annenle diyorum gidip bir konuşsam mı ya, hani bize böyle birkaç ay daha izin verse. O arada hem diyorum para biriktiririz ev için, araba için. Hem eksiğimiz kalmaz, hem yanımda olursun Menü'nüm. Kurtuluş, benim yerim senin yanın. Ayrıca sen bizim yapabileceğimize inan, tamam mı? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben seni o bütün saçmalıklarına rağmen çok seviyorum. Sen sadece beni sev, olur mu? Menü'm. Ben senden başkasını nasıl severim Nünüm? Ah. Maşallah maşallah. Ben dükkanı emanet ettim size. Herhalde çiçeklerle müşterilerle ilgileniyor. Ha? Yok anneciğim, yok olur mu öyle şey? Ayrıca sen niye geldin? Ne oldu? Hayırdır, bir şey mi oldu? Ay o illaki bir şey olması mı gerekiyor benim buraya gelmem için? Gittim eve, giyindim, üstümü başımı değiştirdim. Bir güzel rahatladım. Sonra da bir dükkana geleyim dedim. Bakayım dükkanım ne alemde. Malum sizin olduğunuz yerde ya yakılıyor, ya yıkılıyor, bir şeyler oluyor. Tekin değilsiniz. Gözümle göreyim dedim. Estağfurullah anneciğim, gördüğünüz gibi her şey yerli yerinde yani. Gözünüz arkada kalmasın lütfen. Ben her gün, her sabah Nülüfer'le Nergis'ten içtimi alıyorum komutanım. Aman tamam, abartma. Kurtuluş. Hadi bakalım, tebrik ederim seni. Nülüfer anlattı. Sen trafo uyup sen patlatmamışsın ha. Tazminatını almışsın. Ay seni de çok günahını aldık ama. Yani anneciğim, estağfurullah olsun. Yani ben o kadar söyledim size ama siz dinlemediniz beni. Ya neyse, önemli değil. Hani sonuç olarak gerçek ortaya çıktı yani. Onur bacanam da eksik olmasın yani, hakkım olan tazminatı verdi. Nefis.
Anne, Onur eniştem ne kadar hakkaniyetli bir adammış ya. Böyle araştırmış, uğraşmış. Bak, tazminatını da verdi. Ya Onur mükemmel bir adam. Çok yani dürüst. Tıpkı ben. Yani fiziken değil. O manada değil ama ruhen. Çok benzetiyorum. Neyse, hadi ne yapıyoruz? Hadi iş başı. Ay, özlemişim burada çalışmayı. O zaman ben de gideyim bari. Dışarıda böyle birkaç tane işim vardı. Onları halledeyim, geleyim. Tamam. Müsaadenizle anneciğim. Tamam oğlum. Hadi. Hadi. İyi çalışmalar anneciğim. Sağ ol. Sağ ol Emre. Hadi kolay gelsin. Hadi. Ay hani ne yapsam ya gerçekten ben ne yapsam ya? Benim kafam falan mı durdu? Ay bir dakika, benim kafam durdu evet. Ay bir dakika, ben şu anda hiçbir kötülük düşünemiyorum o zaman. Aa bir dakika, kötülük dedim, aklıma Pelin Su geldi. Bir dakika, ben o zaman bir Pelin Su'yu arayayım. Çünkü belki onun aklına tam da şu anda bir kötülük gelmiş olabilir. Haydi bakalım. Hadi. Peki ne yapacaksın Pelin Su? Ben onlara yapacağımı çok iyi biliyorum anne. Kızım. Kızım lütfen artık bu hırsından vazgeç. Onur'la bitti artık. Boşuna zaman kaybediyorsun. Betül'le Erol da seni kullanıyorlar. Yeni bir hayata başlayalım. Gerekirse ben babanla da barışırım. Lütfen Pelin Su'cum, lütfen. Dağılıyoruz. Yavaş yavaş dağılıyoruz. Bak dikkat et. Önce ailem, ondan sonra da kader birliği yaptığım kötülük taşlarım. Ay yok, benim şeyler yapmam lazım gerçekten. Aa evet, tamam. Evet, 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 evet. Benim önce ekibimi tekrar bir araya toplamam lazım. Evet, haydi bakalım yürü gidiyoruz. Ay, ben şu anda bunu kime söylüyorum ya? Ben resmen tek kaldım. Ay tekim ben. Aa. Dayıcığım hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Geçsene. Amerikano söylüyorum. Yok yok, Türk kahvesi içelim ya. E tamam, hadi Türk kahvesi içelim bu sefer. Ayşegül. Bize iki Türk kahvesi sade. Hı hı. Tamam, sağ ol. Anacığım, telefonda sesin hiç iyi gelmiyordu. Böyle bakıyorum sana, yani böyle de pek iyi değilsin. Ne oldu oğlum? Vallahi dayıcığım yalan yok. Pek iyi değilim. Annenle mi ilgili? Yok, annemle ilgili değil. Bu sözleşmeyle ilgili bir mektup vardı, sana bahsetmiştim. İşte onu Betül yengem yazmış. Betül mü? Aynen dayı. Bu kadın ne yapmaya çalışıyor ya? Sizden ne istiyor? Amacı ne? Ya huzur bozmak istiyor dayı. Yani işte çekememezlik, kıskançlık. Yıllardan beri bu böyle, biliyorsun durumu. Bunların yapmaya çalıştığı şey yani huzuru bozmaktan öte resmen sizi ayırmaya yönelik. Ha yok, o işler öyle kolay değil dayı. Ben buna müsaade etmem. Hı. Gel. Teşekkür ederim evladım. Afiyet olsun. Sağ ol. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Her yani siz Lale ile ayrılınca bunların eline ne geçecek? Onurcuğum. Onların verdiği mücadelenin çok büyük bir sebebi olmalı. Dayıcığım yani sebebini bilmiyorum ama ben çok huzursuzum. Sonuçta Lale'ye yalan söyledim. Sözleşmeyi iptal ettim dedim ama etmedim.
Sonuçta o anda doğru olan saklamandı. Değil mi dayı, değil mi? Yani sonuçta ben sözleşme iptal etsem bu sefer ailem karşı çıkacak. Evlenmeme müsaade etmeyecek Karıgür. Yani bir sürü kavga dövüş olacaktı. Evet, evet, yani nikahtan önce acayip bir tatsızlık çıkacak. Sen de bunlara engel olmak için yalan söyledin zaten, değil mi? Aynen öyle. Ya dayıcığım, ben Lale ile bugün bu konuyu konuşacağım. Çünkü Betül yengemin bir sonraki hamlesini bilmiyoruz. Onurcuğum, emin misin? Yani sana çok kızabilir. Biliyorsun yeni doğum yaptı. En hassas süreçti. Biliyorum dayı da, eminim. Yani Lale belki bana kızacak ki haklı da. Sonuçta ben evliliği bir yalan üstüne kurdum. Ama bu yanlıştan da dönmem lazım. Zararın neresinden dönülürse kârdır sonuçta. Haklısın, seni anlıyorum Mehmet. Evet. Ama bence önce sen bir annenle konuş. Anneni bu sözleşmeyi iptal etmeye inandır ve ikna et. O zaman işlerin daha kolaylaşacak. O zaman dayı, sen de bana biraz yardım etsen, annemi birlikte ikna etsek. Tabii evladım. Biliyorsun ben her zaman senin yanındayım. Bir şekilde bunu da halledeceğiz. Sen hiç merak etme. İnşallah dayıcığım. O zaman ben bir işleri toparlayayım dayı. Sonra beraber gideriz, şu işi bir çözelim ya. Neden benim telefonlarıma cevap vermiyorsun? Hı? Seni gerçekten çok merak ettim, biliyor musun? Merak edilecek bir şey yok. Neden buradasınız Betül Hanım? Neden buradasınız Betül Hanım? Ne oluyor şu anda? Hani ne oluyor şu anda burada? Bu sizle bizle konuşmalar nedir? Niye böyle? Lütfen böyle araya mesafeler koymayalım henüz. Her şeyi mahvettiniz. Sayenizde onu gerçekten evlendi. Herhalde bu gerçek evliliğin tek suçlusunun ben olduğumu düşünmüyoruz, değil mi Penizucuğum? Lütfen. Tamam. Tamam, neyse, sen neler yaptın? Yani herhangi bir gelişme var mı? Bak, oralardan kalktım, buralara kadar geldim. Ben ne mi yaptım? Onur'a istifa mektubumu götürdüm. Penizu, hayır, lütfen Penizu, lütfen böyle bir şey yapma. Yeter artık. Onur'u da kaybettiğime göre ne olacağım umurumda değil artık. Penizu, lütfen bizi bırakma. Lütfen. Bırakacağım. Ama bırakmadan önce ortalığı biraz karıştıracağım galiba. Nasıl yani? Bir şey var. Bir şey var. Sende bir şey var şu anda. Hissediyorum. Çabuk çabuk anlat. Çabuk anlat. Anlatmasam da izletsem. İzle. İzle çabuk. Ay ne oluyor çabuk. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Dayıcığım, yani sebebini bilmiyorum ama ben çok huzursuzum. Sonuçta Lale'ye yalan söyledim. Sözleşmeyi iptal ettim dedim ama etmedim. Tamam mı? Tamam efendim. Başka bir şey varsa söyle, çıkıyorum çünkü. Yok efendim, teşekkürler. Sağ ol. Dayıcığım, sen de kusura bakma, bekletiyorum seni böyle ama. Olur mu öyle şey? Ben bir annemi arayayım o zaman, sonra çıkarız. Tamam. Efendim yavrum. Anneciğim, ne yapıyorsun? Eve geldim yavrum, amcam ve babanla kahve içiyoruz. Tamam, müsaitseniz bir gelip göreyim sizi. Tamam yavrum, bekliyorum. Tamam, görüşürüz anne. Evdeymiş. O zaman hemen çıkalım ha. Şadi, tartışmışsınız Betül'le. Evet yenge, tartıştık ama öyle arada deliriyor biliyorsun. Çok önemli bir şey değil yani. Nasıl önemli bir şey değil? Ay resmen evden kovulmuşsun ayol. Bana da Filiz söyledi. Ay nasıl üzülmüş kız. Nasıl üzülmüş. Dedi ki babamın olmadığı yerde benim de yerim yok yenge. Yani helal olsun, nasıl bir kız o. Öyle dedi değil mi? Yok vallahi Filizciğime de çok yazık. Sana da çok yazık. Ne yapacaksın yenge? İşte kader böyleymiş. Olur mu? Ay yani sende de peygamber sabrı var. Ya sus nereye kadar yani? Aman Yıldız, yani susmayıp ne yapsın? Sanki Betül'ü hiç tanımıyorsun. Ya bir kaybetme korkusunu yaşasın.
kendisi için istemiyorsa gelini için yapması lazım, o kızcağız için. Ben sana bir şey söyleyeyim, torunlar geliyor yakında. Betül sinirlenirse sana torunları da göstermez. Yok artık yenge, yok. O biraz sigara, o kadar da değil. Betül istese bile kesinlikle sen dönme. Senden af dileyinceye kadar, pişman oluncaya kadar sen bizde kal. Burada mı kalayım? Evet yani, anlasın diğerini. Ayrıca da seni sahipsiz sanmasın. Biz varız değil mi Fikret? Vallahi aynen öyle. Bak burada Yıldız çok haklı. Betül'e bir ders vermenin kesinlikle zamanı geldi. Haklısın Engi. Tamam, konu kapandı. Doğru otele gidiyoruz. Eşyalarını alıp buraya geliyoruz. Ya ben size rahatsızlık vermeyeyim. Ne demek rahatsızlık? Ne demek? Ay biz bir aileyiz. Sen bizim kardeşimizsin. Olur mu öyle şey? Burası senin. Bırak şu yastığı. Hadi gidiyoruz. Hadi Şahin'cim hadi. Hadi gel. Bitti artık. Çile bitti Şadi'cim. Yalnız değilsin bir tanem. Kardeşimiz. Ay inanmıyorum. Ay inanmıyorum. Onur Lale'ye yalan söylemiş. Şu anda sevinçten ağlayabilirim. Ay gerçekten şu an sevinçten ağlamak istiyorum. Ben de tam Onur Lale'yi izletmeye gidiyordum. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Yeter. Yeter artık, sizi dinlemek istemiyorum. Benim istediğim tek şey Lale bu videoyu izleyecek. Onur'la kavga edecek. İşte bu kadar. Belesucuğum lütfen biraz mantıklı olabilir misin acaba? Peki Onur bunu senin yaptığını öğrenince ne olacak? Sen farkında değil misin? Bu gerçekten çok büyük bir olay. Tamam, Lale bu videoyu seyredecek ama senin ellerinden değil. Ondan sonra Onur'la çok büyük bir kavgaya tutuşacaklar. Belki ondan sonra daha da kötü şeyler olacak. Ve Onur çok üzgün bir şekilde senin ellerine kalacak. Gör şunu. Hayır, iki gün sonra barışırlar zaten. Hayır, hayır, hayır. Asla barışmazlar. Lale bizim gibi değil. Lale bize hiç benzemiyor. O çok gururlu bir kız. Belki bu yüzden evi bile terk edebilir. Ve sana söz veriyorum. Ben de bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama lütfen yani sen de benim plan yapmama izin ver artık. Dinliyorum. Şimdi, öncelikle bu videoyu kendi isteğimize göre montajlayacağız. Yani istediğimiz yerlerini alacağız, istemediğimiz yerlerini atacağız. Ondan sonra bunu başka bir telefon hattı üzerinden Lale'ye göndereceğiz. Hı? Tamam, sonra? Sonra sen Yıldız'ı arayacaksın. Onur'dan önce Yıldız'la konuşacaksın. İyi de ben onunla ne konuşacağım ki? Pelisucuğum, güzel Pelisucuğum, tatlı Pelisucuğum. Eğer Onur Yıldız'ı bu sözleşmenin iptaline ikna ederse ne olacak? Olmaz. Bu sözleşme iptal edilemez. Evet. İşte bizim de buna engel olmamız lazım. İyi de nasıl? Tabii ki Yıldız'ın gözünü korkutarak. Yıldız'a diyeceksin ki Lale bu konuda Onur'a çok baskı yaptı. Yani Lale'yi kötüleyeceksin. Tam bir ana kara melek fikri. Teşekkürler. Ama benim daha iyi bir fikrim var. Nedir? Neden ben direkt gidip Lale'ye anlatmıyorum ki miras mevzusunu? Olmaz. Olmaz. O bizim en büyük, en son kozumuz. O bizim, nasıl söyleyeyim sana, o bizim öldürücü darbemiz. Tatlım, bir öldürücü vuruş ne zaman etkili olur? Sen de çok iyi bilirsin. Elbette rakip yorgun düştüğü zaman. Yani biz onları yoracağız, öyle mi? Kesinlikle. Gerçekten önünde reveransla eğiliyorum. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Şu an ben bile kendimden çok etkilendim. Anacık, buradasın. Ne oldu? Ne kaçırdım şu an? Tarihe tanıklık etmenin eşiğinden döndüm. Öyle hissediyorum. Kesinlikle. Ah Filiz, ah Filiz yüzünden. Dibimden ayrılmıyor ki. Hep dibimde. Hafiye gibi hep peşimde benim. Onun yüzünden bak neleri kaçırdım. Anacık, ben sana hiç layık olamayacağım. Benden ne kötü olur ne şeytan olur bu kızla benden. Yavrum ne biçim konuşuyorsun? Tabii ki olacaksın. Elbette olacaksın. Üzülme. Gel buraya, gel. Gel yanıma. Gel anacının yanına. Gel. Ne oldu? Büyük balık mı var? Yani anlatın. Anlatmasak da izletsek mi acaba? Evet. Allah Allah. Dönünün. Hayırdır inşallah. Alo. Ah Filizciğim, nasılsın canım? İyiyim, sen nasılsın? Ay nasıl olayım? Şadi'ye çok üzüldüm. Betül evden kovmuş. Ya pırlanta gibi adama yapılacak şey mi bu Filiz? Yapılmaz tabii. Yapılmaz ama bende yani o iş. Sen merak etme. Ben kaynanayı bir şekilde ikna edeceğim. Babişkom eve dönecek yani. Sakın. Yavrum, kayınvalidene bir ders vermenin zamanı gelmedi mi? Evi
kulübüne gitse ne olacak? 3-4 gün sonra gene aynı şey olacak. Yani bu adamcağızın hor görülmesine, ezilmesine müsaade edemeyiz. Ezenin değil, ezilenin yanında durmamız lazım bizim. Aynen, helal olsun be. Vallahi ben tam destek veriyorum yani bu söylediklerine. De, ne yapacağız peki? Ben ne dedim biliyor musun Şadiye? Şadicim dedim, Bedül senden af dileyene kadar bizde kalıyorsun dedim. Evet, çok iyi demişsin. Ama o bana ne dedi biliyor musun? Ben dedi gelinimi, biricik kızımı dedi, onların yanında nasıl bırakacağım dedi. Ay görüyor musun ya, o da beni düşünüyor ya. Vallahi ne varsa babalarda var yani. Düşünmez mi yavrum? Ben diyorum ki, sen de gel. Birlik olun babanla. Kaynanana güzel bir ders verin. Helal olsun be. Vallahi çok iyi plan. İyi o zaman ben geliyorum yani. Ay bekliyorum bir tanem. Tamam görüşürüz. Ah bu işte tamam. Ay geliyor. Fazla mı gaza geldim ya bir anda ben? Geliyorumlar falan. Hayır yani ben sonuçta evli bir kadınım. Erol'ümü öyle bırakamam yani. Neredeymiş bu benim kocuğum? Nerelere kayboldu? Resmen ağzım uzun süre açık kaldı. Farkındayız. Ay tamam oğlum. Aç çık artık şu şokun içinden. Kapat şu ağzını. Ay helal olsun Pelin Su. Yemin ediyorum şu anda yılın montajını izledim. Yemin ediyorum. Ve yılın planını kim yaptı? Tabii ki anam. Onur da yılın yalanını söyledi. Lale de yılın şokunu yaşadı. Şöyle diyebilir miyiz yani? O tutmuş, o pişirmiş, o yemiş, öbürü de gelmiş. Hani bana? Püh, yazıklar olsun be. Ama siz beni çok ararsınız. Ay biz çok fena olduk ya. Tatlım yani sizi kim yetiştiriyor? Bir ona bakmak lazım. Çok doğru söyledin anam. Oğlum. Tamam hadi bakalım hadi. Güldük, eğlendik tamam yeter. Şimdi herkes işinin başına. Sen hemen Yıldız'ı arıyorsun. Biz de seninle yılın montajını yapıyoruz. Montaj odamıza geçelim. Ne oldu Nüfer? Seninki paraları çarçur etmemiş değil mi? Ay yok anne ya izin verir miyim? Aklını alırım onun. Ha. Aman bak hazır elde para varken kızım bir ev alın bir şey yapın tamam mı? Siz de sefil oldunuz böyle. Evet öyle anne de ben de seninle bu konuyu konuşacaktım. Ay yine bir konu konuşacak. Ay ne olur kötü bir şeyse Allah aşkına bana söyle artık dayanma gücüm yok ne olur. Ay yok anneciğim öyle bir şey değil. Bu sefer sana danışacağım bir fikrini alayım diyorum. İyi. Ha şöyle bakayım, danış bakalım. Anne, Kurtuluş'ta oturduk konuştuk böyle parayı ne yapsak diye. Dedik ki acaba böyle ufak bir restoran açsa. Biliyorsun yaptı da, sen de gördün, başarı da biliyordu. Hem yeme içme işinden de anlıyor. Tabii canım, bizi yiye yiye bayağı damak zevki gelişti adam. Anne de mi öyle ya? Hem bak, ya şimdi bu para bize ne kadar zaman idare edecek ki? Yani evi tuttuk, dayadık, döşedik biliyorsun eşyalarımız da yok. Gülşah'ın okul masrafı. Böyle olmaz. Hem dedik ki ufak bir restoran açarız. Ben de yanında olurum. Aynı zamanda böyle burayı da ihmal etmem. Gözümde üstünde olur Kurtuluş'un. Hani diyorum ki, yani bu para bittiğinde de böyle tekrar gelip kapını çalmak istemiyorum. Anne vallahi artık yüzüm yok ya. Ha? Eğer sen de müsaade edersen böyle dükkanı toparlayana kadar 2-3 ay sende kalsak mı? Vallahi Nülfer ne diyeyim kızım, ilk defa hayatınızda doğru bir şey düşünmüşsünüz. Sen destek ol kocana, hakikaten birbirinize destek olun. Şu işi bir an evvel kotarın. İstersen dükkana hiç gelme. Direkt olarak işinin başında dur, tamam mı? Yani bir an evvel siz de artık kendi paranızı kazanın. Kimseye muhtaç olmayın, hakikaten ben de sizi düşünmeyeyim. Bir de sizi düşünmeyeyim ya. İyi, tamam. Kalabilirsiniz. Kalın kalın. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Eğer bu işi de batırırsanız eğer, vallahi Gülşah'ı alırım. Siz karı koca ne haliniz varsa görürsünüz, tamam mı? Bak yapacağım diyorum yapmıyorum ama bu sefer yaparım Nürfer. Benim canım komutan annem ya. Şu garibanları da sevindirdin ya. Hadi çok bakalım. Çok mutlu ettin beni yine ya. Hadi sen de beni mutlu et bakalım. Getir şu defterleri ne kadar satış yapmışsınız. Getir.
Ya nasıl güzelmiş ya bebek. Ay yerim onu ben. Yakışıklanıyor vallahi, bir şey oluyor buna. Ben ona doğru çekiliyorum galiba. Nergis'cim hayırdır, ne bu heyecan böyle kapılara falan? Ay ne heyecanı canım. Bir bak istiyorsan, belki yardıma ihtiyacı vardır. Değil mi, bir bakayım ben. Samet'cim merhaba tatlım, yardım ister misin? Boş yoksa ben hallederim. Ama şimdi senin elin hani yeni, ile şöyle bakayım eline. Ay dur biraz masaj yapayım sana. Nasıl oldu elin? Ya Şerife'ciğim ben acıya dayanıklıyımdır. Zaten şimdi şöyle bir şey duydum ben. Erkekler kadınlara oranla acıya daha dayanıklı oluyorlarmış. Senin de ooo kollar. Herhalde kızım biz bu kasları boşuna yapmadık. Hepsi bugünler için yani. Kaslar diyorsun. Ay Samet ya çok komiksin, hiç bileceğim yoktu. Ya biliyor musun ben seni çok özlemişim. Beni mi? Bak ne diyeceğim, ben bugün mantı açıyorum. Sen seversin, ayırayım mı sana da? Ayır vallahi kız, güzel olur he. Tamam. Tamam, ayır sen. Nergis. Merhaba Samet, yardım edeyim mi? Yok yok, ben hallederim. Hatta Şerife sen al bunları mutfağa götür. Kolay gelsin. Alayım tatlım, görüşürüz tatlım. Nergis Hanımcığım. Hoş geldin Şerife. Hoş bulduk. İnşallah annesi görmemiştir. Ne oldu Nergis? Abla ne olduğunu anlasam anlatacağım da... bir türlü çözemedim ben Samet'i. Ne oldu, ne yaptı ki yine? Beni görünce hortlak görmüşe dönüyor ya, kaçacak yer arıyor. Anlamıyorum, ne yaptım ben ona? Daha düne kadar seni görmek için can atan Samet. İşte ben de ona şaşırıyorum ya zaten. Bir öyle bir böyle yani. Bir de Şerife'ye gereğinden fazla samimi sanki. Böyle gülüşmeler falan. Acaba oksijen mi çarptı yani bu kıskançlık? Ay abla ne kıskanacağım ya? Tamam ya. Neyse ben bir Emir'e bakayım. Ben de geleyim. Gel. Çok cama çıkma, oksijen buraya değil mi? Ya abla. Tamam ya, hayır. Yere bakan yürek yakan Samet'e bakın siz. Neler yapmış ya? Güzelim kızı kendine aşık etmiş. Aptal. Efendim Yıldız Hanım. Evet şimdi geldim. Hemen döneyim mi? Tamam dönüyorum. Tamam. Üf ya, iyice maymun etti ama bu kadın beni. Bir oraya bir buraya, bu nedir ama yani? İki entrika, iki plan kurdum. Yani bu kadar acıktım. Bu Betül bu kadar kötülükle nasıl kilo almıyor? Hayır, bir sen eksiktin. Efendim Pelin Su. Yıldız teyzeciğim nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Nasıl olabilirim ki? Yani siz torununuz olduktan sonra beni unuttunuz. Ay hiç olabilir mi öyle bir şey aşk olsun? Neyse sizi sitem etmek için aramadım. Bugün Onur'la biraz dertleştik. Lale ona çok baskı kuruyormuş. Hangi konuda? Gerçi size anlatacaktır ama... Onur'a evlilik sözleşmesinin iptali için baskı kuruyormuş. Bu nereden çıktı şimdi? Aa, bu konu kapandı. Bence sizin öyle zannetmenizi istiyor. Lale çok akıllı bir kadın. Yani çocuk doğana kadar iyi kız rolünü çok iyi oynadı. Çocuk doğduktan sonra da onu kullanarak
Sözleşmeyi iptal ettirmek için Onur'a baskı kurmaya başladı. Çünkü o gücün ve paranın peşinde. Bu konu daha önce gündeme geldi Pelosucuğum. Katiyen müsaade etmedim. Onur'un o sözleşmeyi iptal etmesine asla izin vermem. Sen hiç merak etme. İyi yaparsınız. Yani Onur'u biraz olsun düşünüyorsanız Lale'nin eline böyle bir gücün geçmesine izin vermezsiniz. Baksanıza yeni doğmuş çocuğu bile kullanabiliyor. Çünkü o çok tehlikeli ve iki yüzlü bir kız. Canım çok teşekkür ediyorum beni uyardığın için, çok mersi. Ne demek Yıldız teyzeciğim? Yani biz Onur'la birlikte olalım ya da olmayalım. Ben hepinizi çok seviyorum. Asla başınıza kötü bir şey gelmesini istemem. Sağ ol yavrum, sağ ol. Yıldız teyzeciğim, rica etsem bu konu bizim aramızda kalsa... Çünkü Onur bunu duyarsa bir daha bana asla güvenmez. Tabii tabii, sen hiç merak etme. Ay, nasıl bir kabusun içindeyiz biz. Allah'ım, biz nasıl bir kabusun içindeyiz. Bir yedik ben çocuğumu ben onlara. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk anneciğim. Siz beraber miydiniz? Evet, şirkete uğramış. Onurcuğum, ben de sesini telefonda öyle kötü duyunca merak ettim. Yıldızcığım, onun seninle konuşmak istediği çok önemli bir konu var. Ne oldu oğlum? Anne, bu mektup olayı var ya. O mektup geldiğinden beri benim içim çok huzursuz. Hallolmuştu ya bu mevzu. Ne oldu, Lale mi vazgeçti? Anne, ben evliliğimde sözleşme istemiyorum. Bu konuda fikrim değişmez Onurcuğum. Ayrıca bu sadece seni ilgilendiren bir konu değil, takdir edersin ki. Yıldız, Yıldız, bir dakika, bir dakika. Yani Onur'la Lale'nin mutluluğu en önemli şey değil mi? Ayrıca Onur kendi kararlarını verecek bir yaşta, değil mi? Abiciğim lütfen bari siz bu konuda fikir vermeyin, değil mi yani? Geçmiş zaman. Ne kadar yıprandınız, ne kadar üzüldük birlikte. Keşke bir sözleşmemiz olsaydı da bu durumlara. Hangi durumlar Yıldız, hangi durumlar? Abiciğim şimdi sizi kırmak istemiyorum, çok da üzülüyorum şu an ama... Yani bütün birikiminiz elinizde ne var ne yoksa uçup gitmedi mi? Yani tabii siz her zaman güçlüydünüz, her şeyin üstesinden geldiniz, iyi de oldu durumunuz ama yıprandık, yıpranmadınız mı? Lütfen. Yıldız, lütfen, lütfen. Yani ben yaşadım diye onun da mı yaşaması lazım? İstersen biraz duygusal açıdan bak, ha? Empati kur, ne dersin? Bu riski göze alamam abiciğim, kusura bakmayın. Ben mantıklı davranmak kanaatindeyim. Anlaşıldı, anlaşıldı. Ben konuşmaya devam etmiyorum. Çünkü zaten bir şey anlamıyorum. Anneciğim her şeyin en iyisini bilir Onurcuğum. Kusura bakma, bana müsaade. Abiciğim ama... Dayı. Anne sen ne yapıyorsun ya? Onurcuğum. Dayım kırmadı beni. Sırf bana destek olmak için yanımda geldi. Onurcuğum sen o zamanlar neler yaşadık, bak bunların hiçbirini hatırlamıyorsun. Lütfen aklını başına al. Tabii şimdi kim bilir Lale seni nasıl baskı altına almıştır artık. Tabii çocuk da oldu. Bana kimsenin baskı kurduğu falan yok anne. O benim şahsi kararım. Onur, Lale'nin hayatını garanti altına al. Ev al, araba al, para ver. O senin çocuğun annesi tamam ama... Bir daha lütfen sakın bu sözleşme meselesini gündeme getirme. Dün bir bugün iki, bu ne oluyor ki de bir de gündeme geliyor, ben anlamıyorum ki. Lütfen neden, neden, neden? Onurcuğum. Onur lütfen. Anne git abinin gönlünü al. Onurcuğum lütfen. Ay ben ne yapacağım? Oğlumlarım bozacak bunlar benim. Ben bir gün mutlu olamayacak mıyım? Abimi de çok kırdım ben. Ay sinirlerim bozuldu. Vallahi. Bıktım, bıktım. Thank you.
Efendim canım. Canım ne yapıyorsun? İyi vallahi, Emine emzirdim, uyuttum. O zaman seni biraz dışarı çıkarayım, ne dersin? Hava almış olursun, değişiklik olur. Ya iyi olur aslında. Tamam o zaman, hazırlan hayatım, geliyorum. Tamam canım. Ya bir şey diyeceğim. Onur beni birazcık dışarı çıkarmak istiyor, hava al falan diye ama... ben de tamam dedim şimdi. Ben nasıl bırakacağım Emir'e? Ay abla yapma, sen de çok bunaldın zaten. Bir hava alırsın. Ben bakarım Emir'e, bir şey olmaz. El kadar ya, nasıl bırakayım onu ben? Ya abla bak, eniştem ne kadar düşünceli. İşinin gücünün arasında seninle ilgileniyor. Bir şey olmaz, ben bakarım Emir'e. Neyse tamam. Zaten ben bir saat falan duramam. 10 dakikaya geri gelirim. Bir tane çay içerim, dönerim. Bak... hapşuruk, tıksırık ne olursa, böyle bir ses duyduğun an hemen beni arıyorsun, tamam mı? Tamam, merak etme sen. Hadi hazırlan, hadi. Tamam, bir tamam. Tekrar bakayım ben bir Emre. Hadi. Hayırdır abi? Niye çağırdın beni buraya? Ne konuşacağız? Bana bak, yoksa yine kavga mı ettin Nilüfer ablayla? Yok be abisi. Yani bir gerginlik vardı da hallettik ya. Çok üzüldü biliyor musun? Dayanamadım, affettim ben de. Ya akşam için kusura bakma kardeşim. Ya kafa öyle bir hale gelmiş, hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Düşün artık, seni nünüm zannetmişim o derece. Önemli değil be abi ya. Siz yeter ki iyi olun. Ben her zaman çekerim seni. Eyvallah kardeşim. Samet'im. Ben şuraya et mangal işini konuşmaya geldim. Ne diyorsun ha? Yapıyoruz mu bir ortaklıkta? O iş olmaz abi. Ben Onur Bey'in yanında Songül Anne'ye söz verdim. Sözümden geri dönemem. Gerekirse bu kalbimi söker atarım abi. Ama yine de ben Nergis'in olduğu ortama giremem yani. Ya ah be abisi, yani hani şu verdiğin söz elimizi ayağımızı öyle bir bağladık yani, ne diyeceğim bilemiyorum be Samet. Hayırlısı diyeceğiz o zaman abisi, yani ne diyelim? Hayırlısı abi. Samet'im be. Şey diyeceğim ben. Bendeki parayı biliyorum. Şimdi o paranın bir kısmıyla diyorum dükkanı kiralayayım. Bir kısmıyla malzemeleri alayım. Hani bizim eski dükkandan kalan bir arabayla malzemeler vardı ya. Yani hani sen uygun görürsen. Diyorum ki hani belli bir ücret karşılığı ben senden bunları alsam. Bir kısmını ödesem, bir kısmını da artık işte çalıştıkça böyle peyderpey ödesem. Ama yani soruyorum sadece, sen nasıl diyorsan. Tamam abi al. Yani paran olur, ödersin, olmaz ödemezsin. Hiç önemli değil para falan yani. Olur mu Samet'im ya, olur mu? Yok ben onu ödeyeceğim yani. Olmadı senet menet yaparız abisi. Ticaret yapıyoruz Samet. Ya Kurtuluş abi yorma beni öyle, senetmiş, sepetmiş abi. Biz seninle abi kardeşiz ya. Ne seneti ya? Allah abi eşyalar orada zaten. Çürüyeceğine ailenin boğazından bir ekmek geçsin. Güşah yeğenime de Samet amcasından bir kıyak ya. Ulan Samet. Ben bir adama boşuna kardeşim demiyorum be. Anlaştık mı lan? Anlaştık abi. Abi elim, elim sakat. Elim. Ya ulan Samet. Şimdi işle anlaştık ya, bu işlerle anlaşınca ben acayip heyecanlanıyorum oğlum. Abisi yalnız bak bir şey diyeceğim. O dükkan benim değil sadece. O dükkanın yarısı da senin ha. İstediğin zaman gelirsin, açarsın kapıyı, girersin yani. Anladın mı? Benim değil, senin. Senin o dükkan yani, öyle bil. Hadi otur içelim şu kahveyi be. Ben sonuçta sözleşmeyi tamam... İptal ettim dedim ama şimdi gerçekten iptal etmiş olsam bizimkiler ne tepki verecekti buna? Yani belki bana kızacak ki haklı da. Sonuçta ben evliliği bir yalan üstüne kurdum. Evet. Kısa ve net. Bütün fazlalıklar gitti. Bence gönderebiliriz. Bunu var ya böyle Lale'nin gözünün içine baka baka izletmek vardı ya. Kızlar hazırsanız yolluyorum. Ay hadi inşallah Allah gönlümüze göre versin. Hep gözyaşı olsun, hep kavga gürültü olsun. Ayrılsınlar da iki yakaları bir araya gelmesin inşallah. Amin. Amin. O zaman ben de bir operasyonu daha başarıyla, yönetmenin hazzıyla aranızdan ayrılıyorum çocuklar. Teşekkürler anacığım. Biz de sana yapımda ve yayında emeği geçen herkes adına teşekkür ediyoruz. Anakara Melekçik. Sultan, yemin ediyorum Sultan, bambaşka bir insan. Anam diye de demiyorum kız. Çok Erol. Orijinal, çok vasıflı bir insan. Hadi. Yemin ediyorum, çok başka bir insan. Erol. Ay, abla çok güzel.
güzel olmuşsun. Ay ne bileyim, uzun zamandır dışarı çıkmıyorum ya. Abarttım galiba. Yok yok, güzel. Ya Nergis, hı, ben vazgeçtim. Emir'i bırakamayacağım. Ay abla, alt üstü bir saatten ne olacak? Ya ne bir saati Allah aşkına, zaten ben dedim ya sana 10 dakika falan dururum, bir çay içer dönerim yani. Abla saçmaladın şu anda. Bak çocuğuna bağlı olacaksın, bağımlı değil. Haklısın yani. Tabii çocuğuma da ilgileneceğim, kendime de vakit ayıracağım. İşimi de ihmal etmeyeceğim. Aynen, böyle dengeli. Tamam dengeli. Ay tamam ama Nergis. Ya. Mesaj geldi. Enişten mi? Yok. Tanımıyorum. Vallahi dayıcığım, yani sebebini bilmiyorum ama ben çok huzursuzum. Biliyorsun Lale'ye bir yalan söyledim. Sözleşmeyi iptal ettim dedim ama etmedim. Baban da doğru olan saklamadı. Değil mi dayı? Değil mi? Yani ben sonuçta sözleşmeyi tamam iptal ettim dedim ama şimdi gerçekten iptal etmiş olsam bizim Bilal ne tepki verecekti buna? Yani belki bana kızacak ki haklı da. Sonuçta ben evliliğe bir yalan üstüne kurdum. İnanmıyorum ya. Ne oldu abla? Onur bana yalan söylemiş. Ne yalanı? Nergis hazırlan, gidiyoruz. Abla. 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 Ablacığım ne yapıyorsun? Nergis, gidiyoruz buradan. Ablacığım bir dur bir dakika ya. Her şeyin bir açıklaması vardır elbet. Ya bana attığı yalan nasıl bir açıklaması olabilir Nergis? Gözümün içine baka baka bana dürüstlük dersi veriyor bir de. Abla bak, ailesi yüzünden yalan söylemiştir. Tamam, ailesi mutlu olsun şimdi. Ben burada bir saniye daha kalmak istemiyorum Nergis. Abla bak, öfkeyle kalkan zararla oturur. Sizin bir çocuğunuz var. Nergis bak, birazdan burada olur ve bana yardım et, gidelim buradan. Tamam o zaman, bizim eve gidelim. Sen biraz sakinleş, olur mu? Tamam. Kazaklarım alır mısın? Abla, ben önce bir ablamı arayayım da annem buraya göndermesin, tamam mı? Tamam, ben de Emir'i hazırlayayım. Nilüfer. Efendim anneciğim. Yavrum ben çıkıyorum, var mı bir söyleyeceğin? Yok anne, çok selam söyle. Ha. Söylerim. Efendim? Abla anneme sakın çaktırma, biz ablamla bizim eve geliyoruz. Sen de bahanesini bul, hemen gel, tamam mı? Annem de sakın Lale ablamın evine gönderme. Kızım ne oldu be? Tamam, tamam kapa, geliyorum kapa, kapa. Anneciğim. Anneciğim, okuldan adılar şimdi. Gülşah rahatsızlanmış da gidip bir ona bakayım geleyim ha. Ben de çıkıyorum. Beraber çıkalım, olmazsa kötü bir şey mi var? Yok yok anneciğim, kötü bir şey yok. Gideyim bakayım merak etme. Niye bu kadar telaş ediyorsun madem kötü bir... Anne haber veririm. Ben veririm. Kızım ben de... Şey gibi bir şey oldular. 2 gün bırakıyorum çocuğu. Onlara işte hasta. Ablacığım örttün değil mi üstünü? Örttüm. Hadi montumu al çıkalım. Nereye gidiyorsunuz abicim? Yürüyüşe çıkıyorum. Abicim biliyorum ben sizi çok kırdım. Çok özür dilerim. Biraz konuşabilir miyiz? Yıldız, sen sabit fikirlisin. O yüzden hiçbir şeye karışmıyorum artık. Ama abicim bakın, bilmediğiniz şeyler var. Anlatırsam siz de bana hak vereceksiniz. Ne olur biraz konuşsak. Hadi gel. Şimdi abicim ben size her şeyi en başından anlatacağım. Tamam, dinliyorum. Dinliyorum. Her şey kayınpederimin vefatıyla başladı. Kayınpederim bize bir vasiyet bırakmış. Vasiyete göre torunlarından ilk evlenen ve çocuk sahibi olan, yani Erol ya da Onur, hem şirketin başına geçecek hem de mirası alacaktı.
Biz de Onur'u evlendirmeye karar verdik. Sadece para için değil. Yani hem yeni bir hayat kursun, hem düzeni olsun. Mutlu olsun diye. Onur'un Pelin Su'yla apar topar nişanlanmasının sebebi de bu. Çok şaşırdım. Ama tabii bir taraftan da her şeyi daha iyi anladım. Neden Betül böyle davranıyordu da iki ailenin de en büyük derdi miras ve şirket. Ama abicim, yani geleceğimizi onların ellerine mi bırakalım Allah aşkına, görüyorsunuz. Ayrıca Onur sadece miras ve çocuk için evlenmedi biliyorsunuz yani. Lale'ye karşı bazı duyguları var ya da o öyle zannediyor. Valla şimdiye kadar Onur'un Lale'ye olan duygularından çok emindim, çok. Ama şimdi ben de şaşırdım. Yani Onur büyük bir baskı neticesi evlenmiş. Mecburiyetten. Evet, işte bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Yani ben Lale'yi tanımıyorum ki. Güvenemiyorum. Yani bana bu anlattıklarından sonra sana da hak vermiyor değilim. Sağ olun abicim. Sözleşme işte tam da bu yüzden çok önemli. Yani Lale'ye yeniden, ne bileyim, Lale'ye güvenene kadar bu sözleşmenin devam etmesi gerekiyor. Tamam tamam, doğru söylüyorsun da yani Onur'un şu anda çok mantıklı hareket edeceğini zannetmiyorum. İşte bizim mantıklı olmamız lazım tam bu noktada. Kararımızın arkasında durmamız şart. Sizden bu konuda destek bekliyorum abiciğim. Yıldız Hanım, istediğiniz tüm yemekler hazır. Tamam değil mi, yani eksik yok. Tatlıları da gözden geçir lütfen. Bin bir çeşit olsun, renk renk olsun. Çok önemli bir misafirimiz var. Misafirimiz ağır top. Pek tabii ki efendim. Teşekkür ediyorum. Misafir mi var? Filiz'le Şadi geliyorlar. Oo, Betül'le Erol yoklar yani. Yoklar. Ve sen de Betül'e inat olsun diye yapıyorsun. Yıldız'cığım lütfen onun nivosuna, onun seviyesine inme. Ama abicim lütfen, ben onun seviyesine, böyle seviyesine iner miyim? Hiç ben iner miyim? Benim gibi asil bir kadın niye onun seviyesine insin abicim lütfen? Tamam tamam Yıldız, hiçbir şeye karışmıyor. Ama bana destek olacaksınız değil mi? Elimden geldiği kadar olacağım. Sağ olun, bu benim için çok önemliydi. Şerife! Ay, Filiz geldi herhalde. Hoş geldiniz. Merhaba. Ah Filiz'cim canım. Yengoç'cum ellerim boş gelmeyeyim dedim. Ay ne zahmet ettin hayatım. Ben sen geleceksin diye her şeyi hazırlattım. Ne tatlılar, ne börekler, ne içli köfteler. Ay ne diyorsun, bir de hazırlayamıyorsun. Herhalde. Ama var ya, müttefik dediğim böyle olur. Bravosu yani. Ay sen solgunsun, sarar mısın? Ay üzüldün sen tabii. Ah canım benim. Ben senin neye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Neye? Tabii ki yemek yemeye. Yemek yemeye mi? Ay ya, beni karnımdan vurdun, hemen anladın yani. Anlamaz mıyım ayol? Ben de öyleyim. O zaman yeleğe. Haydi. Gel canım benim. Ay ne oldu birdenbire ya? Ne oldu vallahi? Olaysız bir günümüzde geçmiyor. Kesin nazar dedi, kesin. Gözü olanın gözü çıksın. Ha. Lale! Ablacığım ne oldu? De Nergis ne oldu ablacığım? Lale! Lale! Ay vallahi mutluyum. Bayağı bayağı mutluyum şu an. Hissediyorum şu an, acayip mutluyum. Videodan dolayı mı acaba? Ama sadece de videoyla alakalı da olmayabilir. Bir hafifleme de var üstümde. Böyle bir, ne bileyim, bir ferahlama diyebiliriz. Bir rahatlama yani. Filiz yok. Vallahi Filiz yok. Karım kayıp benim şu anda. Karım kayıp. Yemek yerken dalıp gitti mi acaba bu? Filiz yok. Ben ondan rahatım. Ah Filiz, neredesin acaba? Aa. Erol arıyor. Yeni aklıma gelebildik herhalde. Bence açma.
Neden dersen, biliyorsun Erol anacıdır. Hatta ana kuzusudur. Şimdi her şeyi anasına yetiştirir. Boş ver, bırak merak etsinler. Bence de biraz merak işe yarayabilir. Bu arada sen onu bunu bırak da. Akşama hamsi var. Hey. İçli köfte var. Oy. Adana var. Ay var da var. Akşama tam bir ziyafet bizi bekliyor. Yengoş ya, ellerine sağlık. Niye zahmet ettin diyeceğim ama iyi ki de etmişsin yani. Hiç zahmet olur mu, aşk olsun. İyi ki geldin vallahi. Bana çok iyi geldi senin gelmen. İnanır mısın? Çok yanlış hissediyordum kendim şimdi böyle. İyi yani. Bu arada şu yediklerimizin üstüne soda içelim de akşam yemeğine hazırlanalım şekerim. İyi fikir. Neredesin Filiz? Hiç açmamazlık da etmezdi. Nerede bu acaba? Evlatlarım yanında. Hayır, onları bırak git. Niye yanında götürüyorsun da beni burada perişan ediyorsun? Yemekhaneye gitti. Yemekhaneye gitti. Çok mümkün. Yemek yemeye gitti bu. Yok, burada da yok. Allah'ım ya Rabbim. Yer yarıldı, yerin dibine girdi. Hiçbir yerde yok. O cüsseyle yer yarıldı, içine girdi sanki. O cüsseyle de mümkün değil. Mizah kabiliyetim de yok şu an. Hah, Ayşegül'cüm, nerede bu Filiz? Filiz Hanım çıktı Erol Bey. Nasıl çıktı? Nerede çıktı? Kim çıktı? Kaçta çıktı? Nasıl? Niye çıktı? Bilmiyorum Erol Bey. Birkaç saat oldu. Çıkarken de bir şey söylemedim. Ah, ah evladım, ah evladım. Hiç bilgilendirmiyorsunuz beni. Tamam, teşekkür ederim. Allah Allah. Bu kız beni mi izliyor acaba? Peninsula plan yaptığımı mı gördü acaba? Yemin ediyorum beni gözlüyor ajan gibi. Üstüme müstüme böcek mi taktı da benim? Haberi mi oldu acaba? Üf, çok tedirginim, çok. Ablacığım, ay üzülme ne olur, tamam. Yani vardır belki bir açıklaması, bir dinleseydin. Ya bu söylediği yalan nasıl bir açıklaması olabilir? Gözümün içine baka baka söyledi ya. Ben bu sözleşmeyi iptal ettim dedi. Ben anneme ne diyeceğim? Vallahi abla doğru söylüyorsun. Ne olursa olsun sana doğruyu söylemesi gerekiyordu. Herhalde düğün üstü bir tatsızlık çıkar diye korktu. Bir de böyle ahkam kesiyor. İşte ilişkide güven çok önemli. Yok öyle, yok böyle. Ne oldu? Ya kendisi bu kadar çok konuşurken asıl en büyük yalanı o söylemiş bana ya. Of, vallahi şurada anne olalı daha 3 gün oldu. Bir keyfini, bir mutluluğunu yaşayamadın ha. Bu ne ya? 3 gün mutlu oluyoruz. Ertesi gün perişanız. Annemi ne yapacağız? Vallahi ben onu bilmem. Anneme hiçbir şey söylemeyeceğiz yani. Vallahi bu sefer duyarsa delirir. Kavga ettiğinizi söyleseniz nedenini soracak. Ha yok canım, evine geri dön der, barışın der yani. Acaba şehir dışına mı çıktı desek, acil iş için falan? Ne bileyim, ancak onu söyleriz. Oldu. Kızım evinde kal, ben zaten yanında kalıyorum demez mi? Ha şimdi onu da iptal etmek lazım. Gelmemesi için ne yapacağız o zaman? Ya ben o eve gidemem yani, yüzünü görmek istemiyorum onun. Oldu abla. O biraz zor be. Arada bir çocuk var, nereye dönmüyorsun? Bence o da ona güveniyor zaten. Yalnız şu akrabalarına söz geçirmemesi tamamen eniştenin suçu. Anlayamıyorum ya. Ofiste rahat rahat videolar çekiliyor, sana gönderiliyor. Nedir bu sizden istedikleri ya? Ay, bana bak. Onun altından da o sarı çiyan çıkmaz. Ya Erol, ya da o işte. Ay ne bileyim artık yani, birbirlerinden ne istiyorlar ben anlamıyorum. Alsınlar Onur'la beraber yaşasınlar o zaman. Ya ben ne tanıştığımdan bir şey anladım, ne evlendiğimden anladım. Dedim ki tam böyle hamileyim, doğum yapacağım falan. E bu sefer anne oldum, her şey huzurlu geçer. Yok ya, olmuyor, izin vermiyorlar. Ay vallahi ablacığım, bir oh diyemedin ha. Hamileliğinde stres, doğurunca stres. Ya bunlar yeğenime de üzüyor. Zaten bunu düşündükçe daha da çıldırıyorum yani. Ya ben lohusayım, lohusalığımı yaşayamıyorum. Ay annem arıyor, hissetti herhalde. Efendim anneciğim. Alo Lalem. Yavrum ben işi gücü bitirip bir türlü gelemedim, kusura bakma. Çıkıyorum annem, ne yaptınız siz? Gelmene gerek yok diyecektim. Neden? Çünkü ben bizdeyim. Aa, nasıl bizim evdesin? Şey, Onur'un acil bir iş çıktı, şehir dışına gitmesi gerekiyordu. Ben de bize geldim. Kızım ne işiymiş bu? E sen niye geldin, ben gelebilirdim. Daha çocuğun 40'ı çıkmadı yavrum ya, böyle sokaklarda dolaşıp. Onu da düşündüm, onu da düşündüm anneciğim. Şey, ben... Orada şimdi gelen giden çok oluyor ya, rahat edemem diye, ha, burada dinlenirim diye düşündüğüm için geldim. Tamam, anladım yavrum, anladım. Tamam, güzelim, buradan istediğin bir şey var mı? Ha, gelirken getireyim.
İstemiyoruz anneciğim. Teşekkürler. Görüşürüz. Tamam yavrum. Tabii. Artık o Yıldız Hanım ne kadar evi arşınladıysa kızcağız sıkıntıdan kendini dışarı atmış. Herkes nerede? Emir'i mi uyutuyorlar acaba? Lale! 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 Nerede bunlar ya? Lale! 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 Bak eve gelmiş. Ama açmayacağım. Aa, ne demek o be? Aç. Aç, aç. Annem arar sonra. Aç. Tamam ya. Efendim? Alo aşkım, neredesin? Merak ettim. Sana ne olur? Sana ne? Lale, ne oluyor? Sen çok iyi bilirsin ne olduğunu. Bak, sana sadece tek bir şey soracağım. Yalvarıyorum, bu zamana kadar bana dürüst olmadın, sürekli yalan söyledin. Bari bu konuda bana dürüst ol, tamam mı? Sözleşme hala duruyor değil mi? Duruyor. Sana yalan söylemek zorunda kaldım ama... Ben de seninle bunu konuşacaktım bugün Lale. Gerçekten sana inanamıyorum ya. Yazıklar olsun. Beni sakın arama, tamam mı? Beni sakın arama. Lale. Allah kahretsin ya. Ablacığım ne diyor? Neymiş yalanın açıklaması? Ha? Ya ne diyecek? Evet diyor tabii ki ya. Ya açıklama yapılacak bir şey yok ki ortada Allah aşkına. Ya benim... Güven konusunda çok hassas olduğumu biliyor bu adam. Ve bunu bile bile bana yaptı. Yazıklar olsun ya. Al. Tamam. Efendim Onur. Nilüfer ben. Nilüfer neredesiniz? Yanınıza geliyorum. Lale'yle konuşmam lazım. Evdeyiz biz Onur. Evdeyiz. Lütfen bak ne olur. Sakın gelme. Lale zaten yeterince sinirli. Şu anda hiç zamanı değil. Biliyorum. Açıklamama fırsat vermedin Nilüfer. Yok şu anda bir şey açıklama Onur. Bak anneme de zaten senin şehir dışında olduğunu söyledi. Bizi de yalancı duruma sokma. Lale biraz böyle üstüne yatsın, bir sakinlesin. Ondan sonra konuşursunuz, tamam mı? Çok kırdım onu. Çok üzgünüm. Tamam işte yarın konuşursunuz ama bugün değil. Oğlum nasıl? İyi, gayet iyi Onur. Merak etme. Şu an sırf Lale'yi daha fazla üzmemek için gelmiyorum oraya. Ama senden rica ediyorum. Yarın sabah beni arasın, tamam mı? Tamam. Ben konuşurum Lale'yle. Oldu. Ne dedi abla? Ay ne bileyim, sesi üzgün geliyordu ya. Ablam bu sefer çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Kolay kolay da affetmez. Bilmiyorum ablacığım, göreceğiz. Artık kafaya huni mi takarız, ne takarız bilmiyorum bu saatten sonra. Lale! Yengoşum var ya, of, ellerine sağlık vallahi, hepsi çok güzel olmuştu. Afiyet olsun tatlım. Şimdi birazdan sodalarımızı içelim de yer ayıralım ayol, akşam yemeği için. Sen hiç merak etme, ben her şeyim böyle yeri ayrı ayrıdır yani. Şerife! Babam mı geldi?
size. Ah ne güzel, ne güzel, ne tatlış. Anneciğim, hadi sen şimdi kalk böyle üstünü başını değiştir, ellerini de bir güzel yıka, dişlerini de fırçala, yemeğe oturacağız. Anne, kardeşimi görecek miyim? Uyansın görürsün Gülşah. Hale, yetesin. Tamam, tamam, tamam. Sessiz olun tamam mı? Kardeşimiz uyanmasın. Tamam anne. Hadi o zaman güzel kız. Hadi koş, hadi koş. Yok, ben yerimde duramıyorum ya. Sinirden yerimde duramıyorum. O kadar öfkeliyim ki. Nasıl göz göre göre bana yalan söyler ya? Nasıl kandırır beni? Abla ya bir dinlese miydin acaba? Belki bir açıklaması vardır. Ay yok, saçmalama. Dergiz bu gerginlikle zaten görüşmesinlerdi. Yarın olsun bir üstüne yatsın kalksın. Allah yerim artık. Vallahi üstüne yatsam da kalksam da hiçbir şey değişmeyecek. Ben bunu sindiremeyeceğim. Ablacığım saçmalama. Bak yapma bu kadar. Sinirlenme de yani sütüne geçecek bu. Ayrıca ne olur bak birazdan annem gelir. Vallahi bizim bu suratımızı bu halde görürse yemin ediyorum var ya öfkesinden deliye döner kurtulamayız elinden yani. Ay vallahi ablam doğru söylüyor. Tamam ya tamam. Geldi. Bakın şimdi ne yapıyoruz? Oturduk, gülüyoruz. Hiçbir şey çaktırmıyoruz tamam mı? Hadi o zaman. Evet. Gülelim, arkamıza yaslanalım. Rahat derin derin nefes alalım verelim. Hadi. Kazamız mübarek olsun kardeşlerim. Ay. Vallahi hiç kahveden geldim. Hoş geldin. Anne. Nasılsın Emir, nasıl? İyi anne, uyuyor. Uyuyor mu? Şey yaptınız mı? Kızım düşmesin, o kenarlarına yastık koydunuz mu? Koyduk anneciğim. Ha, kombiyi de açsaydın sonuna kadar üşümeseydi. Sonuna kadar açtık anneciğim. Ha, Gülşah annesi varmış. Gülşah anneciğim şey Emir doğduğundan beri böyle bir tuhaf davranıyor. Herhalde kıskandı. Okulda böyle bızıklanmış. Annemi istiyorum, annemi istiyorum diye gittim aldım ama hiçbir şey yok işte. Demek ki neymiş? Hepsine eşit mesafede davranacağız. Tamam mı? Aynı ilgiyi göstereceğiz. Aman bu Emir de zaten çişli mi ne? Ay. Tamam mı? Hadi ben üstümü değiştireyim de. Tamam. Şey yapalım. Kurtuluş nerede? Hah, bak o kadar da dedim yani kapıyı çalma, mesaj at diye. Ben bir gideyim bakayım anne. Hadi ablacığım. Ay ben en çok Gülşah'ı özledim. Ay Emir de orada mı Allah aşkına? O çişli, onu çok sevmiyorum ben. Hadi anne. Anlat bakalım. Güzelim. Kocan ne yapıyor? Ah kurtuluş. Ah. Gülüm bak her şey. Şişt. Ben sana mesaj attım. Görmedin mi sen ha? Lale geldi diye bebek uyuyor diye sen ne yapıyorsun? Yok be yavrum, mesajı falan görmedim ya. Alışveriş yapıyordum. Eve gelene kadar da telefona bakmadım yani. Sen Lale mi burada dedin? Ha. Hayırdır ne oldu? Kötü bir şey yok değil mi? Ne olacak Kurtuluş? Lale'nin bu eve gelmesi için illa bir şey mi olması gerekiyor ha? Hayırdır yani? Sen bir şey biliyorsun da benim haberim mi yok ha? Yok be yavrum, hani öylesine söyledim. Hani ne var diye ne bileceğim yani? Hı. Bana bak kız. Annenle konuştun mu? Ne diyor? Konuştum, konuştum. Ha, ne diyor? Evet, tamam. Kalın dedi hadi, gözümüz aydın. Harbi mi diyor mu? Bana bak, sen ne yaptın? Samet'le konuştun mu? Ha, konuştum dedim ya. Samet ortaklığa pek yanaşmıyor da bu malzemelerle ilgili ne yaparız dedim. Tamam dedi. Açıyorsun Kenan'cığım. Kurtuluş bebek uyuyor. Ne yapıyorsun ama ya? Yavrum ne yapayım? Heyecanlanıyorum ya. Hı? Şişt dünüm. Hı? Bir öpücük ver de sesim kesilsin ha. Hadi. Ay Kurtuluş şimdi hiç sırası değil. Beni soruyor mu? Soruyor anne. Ne diye soruyor? Şey mi diyor? Bir isteği varsa arasın. Ay Allah'ım benim. Ha, şey anne mi diyor yoksa şey mi diyor? Kayınvalidem mi diyor? Anne diyor. Ha, ne diyor? Peki ben ona ne diyormuşum? Onu en çok neyi seviyor? Oğlum diyor dedim ben. Bak içime öyle doğdu zaten. ne zaman geliyormuş? Bilmem. Ay şey çok yakın bir zamanda. Ay ben anlamıyorum. Gerçekten ben anlamıyorum. Hayır bu şahide sabahtan beri beni nasıl aramaz ya? Benden nasıl özür dilemez? Buralara böyle çiçekleri böyle boy boy yollamaz. Bu evin kapılarında falan nasıl böyle yatmaz? Yani gerçekten anlayamıyorum. Aa. Ay. Anacık, nasıl oldun?
Nasıl olayım ya ben nasıl? Ya böyle bir durumda senin anacığın nasıl olabilir? Sabahtan beri baban benimle barışmak için, benden af dilemek için en ufak bir adım atmadı. Tek bir adım, şu kadar, ben bu kadar, şu kadar bir adım bile atmadı yavrum. Filiz nerede? Nerede olsun? Filiz nerede? Kayıp, aranıyor. Nasıl kayıp yavrum? Allah aşkına Filiz nerede? Kayıp kız. Diyorum ki hazır kayıpken kalsa mı bu? Bunu bulmasak mı? Kayıp mı kalsa bu? Hı? Oğlum Allah aşkına bir de sen saçmalama. Kız çelerin var. Ay doğru dedin. Filiz önemli değil de içinde kızlar vardı. Ama bulmak lazım anacığım. Bir yol bulmak lazım ama. Yıldız'dan mesaj geldi. Aman bırak şu astroloji şeyleri. Hangi Yıldız'dan mesaj var? Merkür retrosu mu? Yavrum ne diyorsun ya? Yıldız yengenden diyorum. Gel çabuk yanıma. Aa, gel. Aç gel, kız. Gel. Açıyorum gel. Video, 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 video. Bak, 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 bak. Dur. Aa. Aa, çok komik. Aa, çok komik. Çok komik Fikret abi. Çok... Bu telefonu icat eden adamın adı neydi? Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell. Bu adam ne demiş telefonu ilk bulunca? Siz bilirsiniz Haluk Bey mutlaka. Ne demiş? Filiz'cim bunu gerçekten bilmiyorum. Ne demiş? Alo demiş. Ay uzun zamanda bu kadar gülmemiştim. Gerçekten ya. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki buradasınız. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Canım ailem benim. Yok ben yok ben inanmıyorum. Gerçek ben gerçekten inan. Bu gerçek mi? Ha çünkü bu gerçek olamaz da o yüzden soruyorum ben o yüzden sana. Olamaz. Bu gerçek olamaz. Bu kötü şakayı dayıya benim yapmam lazımdı. Böyle gerçek olmaz. Bak. Bak ben sabahtan beri onun nerede olduğunu burada merak edeyim. O gitsin orada. Onlar o eğleniyorlar mı? Hayır, eğleniyorlar mı şu anda orada? Yazıklar olsun. İçimizden bir hayın daha çıktı. Ben de bu baban neden ortalıkta görünmüyor diyordum. Bak o ne yapmış? Gitmiş kendi safına. İnsan çekmiş. Görüyorsun değil mi bunu? Bak Filiz'le. Filiz'le gelmişler. Aynı takımdalar. Görüyorsun değil mi? Bak Filiz'le. Kız biz bırakalım mı bunları orada kalsınlar? Hı? Def edelim mi biz bunları? Kendi hallerinde kendilerini yesin bu sinsiler. Hı, doğru diyorsun. Vallahi doğru. Ay yeter. Aa yeter artık. Bizim bunları böyle bu yılanları bizim koynumuza beslediğimiz yeter. Biz bu yılanları salalım. Aa saldık gitti. Gitsin. Görüyorsun değil mi ne yazmış? Bak duydun değil mi? Gördün ve duydun değil mi ne yazmış? Bak. Resmen kahkahası kulağımda çınladı. Şu anda bana meydan mı okuyor? Bu bariz bir meydan okuma mı? Kesinlikle bu bir meydan okuma. Beni delirtmeye çalışıyor değil mi? Kesinlikle seni deli etmek istiyor. Evet. Ben daha dur seni çok delirteceğim. Hain de olsalar bizden birileri asla orada kalamaz. Gerekiyorsa cezalarını burada veririz. Yani biz oğlum içimizde hallederiz. Evet. Evet, evet. Gerekirse onları bir odaya kapatırız. Ne yemek veririz ne de su. Ya yavrum sen ne saçmalıyorsun? Allah aşkına ne diyorsun ya? Olmaz. Öyle bir şey olmaz. Şey diyorum yavrum ben yani olur ha buraya gelirlerse... Biz onlarla hiç konuşmayız bir daha diyorum. O kadar ceza o konuşmamak. Konuşmayız da buraya gelirlerse. Anacık biz onları oradan alamayız. Yıldız yengem seni oradan sağ çıkarmaz. Doğru söylüyorsun ya. Bana da çok sinirli. Ayrıca görüyorsun fanlarının da sayısı artmış yani. Evet Filiz'i nasıl safına çekmiş gördün. O masadan belli. Masada kuş sütü eksik. Peki yavrum. Peki çocuğum eğer biz oraya gidemiyorsak... ...o zaman onları buraya getirtmenin bir yolunu bulmalıyız. Ama nasıl? 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 Düşünelim mi yavrum? Evet. Hadi bir çevirelim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. Senin bu kadar mutlu olacağını bilseydim bu konuşmayı daha önce yapardım. Ne yaptın? İstifa mektubunu yüzlerine fırlatsaydın. İstifa etmedim ki. Ne? İstifa etmedin mi? Peki sen niye bu kadar mutlusun? Elime böyle bir fırsat geçince... İstifa etmekten vazgeçtim. Yani her seferinde istifa edeyim diyorum ama elime öyle kozlar veriyor ki vazgeçiyorum. Yok. Yok ben artık bu saçmalıklara daha fazla katlanamayacağım. Her şey alabora olmuş ama sen hala hiçbir şeyin farkında değilsin. Kızım bak
Babanla konuştum, barışmaya karar verdik. Senin geleceğini de söyledim. Hem üstelik işlerini de düzeltmiş. Lütfen artık her şeyi geride bırakıp gidelim kızım. Lütfen. Anneciğim, sen benim elime nasıl bir fırsat geçtiğini görmüyor musun? Onur ailesini karşısına alamayıp Lale'ye böyle bir yalan söylediğine göre bir süre sonra ayrılabilirlerdi. Onur gerçekten Lale'yi sevmiyor. Ama beni gerçekten seviyordu. Çünkü bana hiç yalan söylemedi. Lale'nin hamile olduğunu duyunca hemen bana söylemişti. Yok, yok, sen gerçekten kör olmuşsun. Kör olan ben değilim ki, Onur. Ama bir gün gözleri açılacak ve karşısında beni görecek. Ben artık daha fazla senin bu saçmalıklarını dinlemek istemiyorum. Senle ya da sensiz. Ben gidiyorum Pelinsu. Sen de kararını ver. Ne oldu anne? Babam iflas etti, hemen boşadın. Hop, soluğu Haluk abinin kollarında aldın. O da seni istemedi. Hazırda babam durumunu düzeltmiş, babamla yeniden barıştın. Neden? Çünkü o senin kızının babası. Tabii bu senin konforun. Allah bilir sen şimdi o mesajları allayıp süslemişsindir de. Güldürme beni anne, gerçekten komik oluyorsun. Onur'la benim birlikte olmamı isteyen de sen değil miydin anne, ha? Ne oldu? Ne değişti şimdi, ha? Git tabii git. Bugüne kadar yaptığın en güzel şey gitmekti çünkü. Çocukluğumun en güzel yıllarını annemin sevgisini ve kokusunu dadımın kollarında arayarak geçirdim ben. Şişko ve çirkin bir çocukken bile sırf beni ezebilmek için o güzel fiziğine giydiğim pırıl pırıl elbiselerinle karşıma geçip Pelinsu nasıl olmuşum dedin. Ama bir kere olsun yüzüme bakmadın. Yüzüme bakıp nasılsın demedin. Ağladığımı bile görmedin. Onun yerine parti parti gezmeyi tercih ettin. Çünkü ben senin için doğurup fırlatıp attığım bir çocuktum. Ben anne sevgisini bilmedim anne. Ama ben senin için bu hayatı yaşayabilmen için bir anahtardım sadece. Şimdi de sen benim hayatımda olmuşsun. Olmamışsın. Umurumda bile değil. Peki o zaman. Gidiyorum Pelinsu. Madem şimdiye kadar benim sevgim olmadan idare ettin, şimdiden sonra da edebilirsin. Umarım Onur benden görmediğim dediğin sevgiyi sana verebilir. Tabii hala mümkünse. Mümkün mü değil mi göreceğiz? Öyle ya, yakışıklı yakışıklı, aynı babası ha. Ya Baldız, kusura bakma bu arada be. Yani hani işten güçten vakit bulup bir türlü gelemedik ya. Olsun, biz geldik işte. Hem çok sevindim, aranız düzelmiş. Bir de her şeyin yanlış anlaşılma olduğu anlaşılmış. Tazminat almışsın, ne güzel. Ya Baldız, harbiden ha. Aynen öyle oldu, haklandık işte. Ya bir de hak yemeyen bir bacanağımız varmış sağ olsun. Ödedi hakkımızı işte. Öyledir Onur. Ne oldu kız? Niye vurdun bana? Ay, benim ayak atak yaptı evde. Sana mı sekti onu? Huzursuz ayak sendromu. Böyle atıveriyor. Evet. Onur ne zaman geliyor? Bak bu
burada rahat edemezsiniz. Sonuçta sizin düzeniniz orada değil mi çocuklar? Yani ben ne diyorum biliyor musun? Yarın biz atlayalım gidelim. Senin evi de bir hazırlayalım. Çok yakın zamanda Onur geri dönecek anne. Bir de Emir sonuçta anneannesiyle, teyzeleriyle bak ikinci ailesiyle sonuçta. Bir de o eve çok gelen giden oluyor. Ben çok yoruluyorum. Tabii tabii bence de doğru söylüyor anne. Evet ya bak ayrıca bu Şerife'nin Betül'ün gözü göz değil ha. Bak çocuğumuza bebeğimize nazar falan diyecek Allah korusun. Kalsınlar ayrıca ya. Heh, kalsınlar. Evet anneanne burada kalsınlar kardeşim. Hey, evet anne ya kalsınlar kalsınlar Allah aşkına. Şimdi bunlar orada kız başlarına ne yapacaklar yani? Başlarında erkek yok. Hem ben buradayım ben bakarım onlara ya. Sen biraz daha konuşursan ben vazgeçeceğim. Az konuş. Ay ben çok heyecanlandım şu an. Ay ne bileyim. Yine bir aradayız hep birlikte bu sefer torunum da var. Ay bayıldım ben bu iş aslında. Ne güzel hep eskisi gibi birlikteyiz. Öyleyse bu durumda biz ne yapıyorduk? Sevgi çemberi! Aramıza hoş geldin. Eksik olmayın anneciğim. Anne. Annem. Annem benim. Seni gördüm. O zaman... Ben Emir uyanmadan gideyim biraz dinleneyim. Bak yorgun işte, yorgun haksız. Tamam sen şey yaparsın olur mu? Bir şey olursa mesaj at o uyanmadan. Tamam mı güzel bize ben geliriz. Tamam. Bak yatıyor. Yatağa atıyor kendini. Çok başlarına geliyor çok. Sözlerimizde muhabbet yok artık. Sahile vurmuş umutlar, fonda sararmış yapraklar. Gözlerimizde parıltı yok artık, karanlık. Yar, al beni yanına, sar beni canına. Senden sonra hayat mı var sandın? Yar, varmadım tadına, doymadım kokuna. Duygularımda yalan mı var sandın? Bir sevdaya düştüm ki, öyle bir senden sonra hayatım kalmadı. Bir sevdaya düştüm ki, öyle bir kanattım ki, senden sonra kimseler sarmadı.
Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım.